Efendim günaydınlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni yılın ilk gün başlıyor bugün. Saatimiz 8'i gösteriyor. Bir kez daha mutlu yıllar, güzel yıllar diliyoruz. Gelen gideni aratmasın da 2021 hepimizin istediği gibi umut dolu ve en önemlisi sağlık dolu bir yıl olsun. Koronavirüs kısıtlamaları altında 2021'e girdik. Sadece Türkiye değil, tüm dünya, hatta birazdan Amerika Birleşik Devletleri'nden canlı canlı görüntüleri de aktaracağız. Zira New York'ta, Miami'de, elbette ki Boston'da, yani Amerika'nın doğu yakasında, evet, onlar da birkaç dakika sonra yeni yıla girecekler. En azından oradaki görüntüleri de şöyle bir görebiliriz. Şimdi dediğim gibi kısıtlamalar altında 2021'e girdik. Türkiye'de sokaklar ve meydanlar, evet, maalesef boş kaldı. Evler doluydu çünkü kısıtlama dahilindeydi. Malumunuz işte, görmektesiniz, İstanbul, Taksim. Değerli dostlar. Efendim Türkiye yeni yıla sessiz girdi tüm dünya gibi. Koronavirüs sebebiyle alınan önlemler kapsamında İstanbul sokakları, meydanları, bulvarları bomboş kaldı. Daha önceki yıllarda tarihi meydanlarda ve İstanbul Boğazı'nda yapılan kutlamalar önceki yıllardan, evet, bir hayli farklıydı. Saat 21'de başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması hali hazırda devam ediyor ki pazartesi sabah 5'e kadar devam edecek. İşte bu nedenle vatandaşlar, İstanbullular, İstanbul'a gelenler, işte burası da, evet, tarihi İstiklal Caddesi, yeni yıla evlerinde merhaba dediler. Yeni yıl kutlamalarının İstanbul'daki alışıldık adresi, dediğim gibi, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı bomboş kaldı. Polis ve zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turistlerin de girişine izin vermedi. Onların yasağı saat 5'te bitecek. Daha doğrusu saat 10'da bitecek, affedersiniz. Meydan ve çevresi yaya ulaşımına kapatıldı. Sıkı güvenlik önlemleri alındı. Görüntüler İstanbul'umuzdan. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Malumunuz değerli dostlar, bizler girdik. Bizden 8 saat sonra New York'ta, evet, Times Square, o meşhur Times Square'dan görüntüleri aktarmaktayız. Kısıtlı bir şekilde tabii insan alımı gerçekleştirildi. Burası hınca hınç dolu olurdu her yıl ve yepyeni ümitlerle, gördüğünüz gibi, Amerika Birleşik Devletleri de nereye giriyor? Yeni yıla giriyor. Amerika Birleşik Devletleri için özellikle koronavirüs vakalarından dolayı bir hayli zorlu bir sene tüm dünyada, evet, ama Amerika Birleşik Devletleri özellikle hem vaka hem de ölüm sayısında bir hayli fazla rekor kırmakta gün be gün. Bir de Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi vardı. Hayli zor oldu Amerikalılar için. Kitlesel kutlamaların yasak olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde New York City'deyiz. Ve evet, geri sayım sonunda tam yeni yıla girerken düşen kristal zaman topu gösterisi, ball drop, bu sene çok az sayıda insanın katılımıyla gerçekleşiyor. Görmektesiniz, Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle Doğu blokunda, yani buna Washington DC dahil, New York dahil, Boston dahil, hatta Miami dahil olmak üzere yeni yıla an itibariyle girmiş durumdalar. Havanın oldukça iyi olduğu gözükmekte, malumunuz işte, görmektesiniz, kısa kollular, tişörtler de gözüküyor ve Amerika Birleşik Devletleri bu görüntülerle yeni yılı karşılıyor. Meşhur Times Square'dayız efendim. Şimdi hatırlatmakta fayda var. Amerika'da Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir taraftan da, evet, son 24 saatte tam 4.304 arttı. 350.908'e yükseldi. Bir burukluk da söz konusu ama tabii ki yeni yılı karşılamanın tadı da bir başka, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Amerikalılar için. New York City burası, dediğim gibi, kısıtlı sayıda insan alımı gerçekleştirildi. Hınca hınç dolu Times Square'e. Orası efendim bizim İstanbul'un Taksim Meydanı gibi düşünün. Hınca hınç dolu olurdu her yeni yılda ve her özel günde, daha doğrusu. Evet, korona, maalesef pandemi, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu şekilde kendisini gösterdi. İşte o güzel anlardan canlı canlı sizlerle paylaşıyoruz görüntüleri. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde New York ilk yeni yıla girenler arasında Amerikalıları görmektesiniz. Bir 3 saat sonra da Los Angeles girecek ve ardından da Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika, Güney Amerika'da yeni yıla girdikten sonra 2021'e artık bütün dünya girmiş olacak.
hepimiz için, bütün dünya için hayırlara vesile olsun bu yeni yılımız. Peki efendim, bizler devam ediyoruz. Gün başlıyor bir kez daha. Hoş geldiniz. Tabii Avrupa'ya da bakmak lazım. Avustralya bizden çok daha önce girmiş idi. Peki Avrupa ülkeleri acaba yeni yıla nasıl girdi? Tabii onlar da koronavirüsün kısıtlamaları altında girdi. İşte Brandenburg Kapısı meşhur değerli dostlar. Almanya'nın Berlin'inden görüntüleri ekrana getiriyoruz. Almanya'nın başkenti Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde her yıl 100 bin kişinin katıldığı yeni yıl kutlamaları kısıtlamalar nedeniyle tabii ki yapılamadı. Alanın çevresinde insanların toplanmaması için tel örgüler de yerleştirildi ve polis geniş güvenlik önlemi altında, ama bir taraftan da havai fişek gösterileri vardı. Fransa, evet, Paris'teyiz. Yılbaşı kutlamaları orada da gerçekleştirilmedi. Tıpkı İstanbul sokakları gibi bomboş idi. Başkent Paris'in simgelerinden Şanzelize. Her yıl yapılan havai fişek gösterisi Covid-19 nedeniyle, evet, onlar da iptal etti. Sokaklar boş kaldı. Fransızlar yeni yıla onlar da evlerinde girdi. Ülke genelinde denetlemeler yapmak için tam 100 bin polis ve jandarma görev yaptı. Tıpkı bizdeki gibi, dediğimiz gibi efendim. Ülkede kutlamaların önüne geçebilmek için yılbaşı gecesinde alkol satışı da yasaklandı. Bir taraftan İngiltere'deyiz. Londra, evet, orada da durum farklı değil. Kısıtlamalara uyulması için yoğun önlemlerin alındığı ülkede halk yeni yılı evinde karşıladı. Virüsün daha hızlı yayılan türünün etkisiyle günlük vaka sayısı neredeyse 60 bini buluyor. Can kayıpları ise bine yaklaşmış durumda. İngiltere'de, işte Londra'dan GoldenEye'i görmektesiniz efendim. Herhangi bir toplu yeni yıl kutlaması yapılmadı. Saatler 24'ü gösterdiğinde tarihi saat kulesi Big Ben'in çanları çaldı. O kadar. Öte yandan yasağa rağmen Londra'da yaklaşık 300 kişilik bir grup eğlence düzenlemek üzere toplanınca polis gruba müdahale etti. Hem Berlin'den, hem Paris'ten, hem de Londra'dan 2021'e giriş anını hep beraber izledik. Herhalde dünya böylesi bir yeni yıla tanıklık etmedi. Bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'ni az önce görmüştük. Kısıtlamalar vesilesiyle New York'ta, evet, çok küçük de olsa bir eğlence düzenleniyor an itibariyle. Onlar da, evet, yeni yıla girdi. Peki nereye gidelim şimdi? Çin'e gidelim. Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde binlerce kişi bir arada yeni yılı kutladı. Efendim neredeyse bütün dünya, az evvel gördük, anlattık, yeni yıla evlerinde karşılarken, evlerinde geçirirken virüsün ilk görüldüğü Çin'in Wuhan kentindeyiz ve işte onlar yeni yılı büyük bir coşkuyla kutluyorlar. Binlerce kişi kent merkezinde 2021'i kutladı. Sosyal mesafeye gerek yok çünkü vaka yok Çin'de, Wuhan'da. Meydanları donduran binlerce Wuhanlı birlikte geri sayım yaptı, balonlar uçurdu. Işıklı ve havai gösterilerin yapıldığı kutlamalarda Wuhanlılar maske taksa da sosyal mesafeden gördüğünüz üzere eser yok idi. Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip bir kentten bahsediyoruz. Covid-19'un, pandeminin ilk görüldüğü, koronanın ilk görüldüğü, virüsün ilk görüldüğü kent şu anda diğer taraflar, Londra'sı, Paris'i, İstanbul'u, Berlin'i suskunken Wuhanlılar son derece eğlenceli bir şekilde yeni yılı karşıladılar. Peki yeniden Türkiye'mize gelelim. Bir kez daha günaydın diyerek efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gün başlıyor da görevimizin başındayız. Güzel bir yıl diliyoruz size. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesajında özellikle reform vurgusu yaptı. Buna dikkat çekiyor. Ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz diyor. Önümüzdeki günlerde bir müjde gelebilir bu anlamda. Yurt içinde 18 il, yurt dışında 12 ülkeye gittiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, 2020'nin pek çok zorlukla sınandığımız bir yıl oldu değerlendirmesinde bulunması da, evet, dikkat çekici. Geride bıraktığımız 2020 maalesef koronavirüs salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla sınandığımız bir yıl oldu. 2020 sınandığımız bir yıldı dedi. 2021'in reform yılı olacağını söyledi. Ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz. İnşallah yeni yılla beraber
artık son düzenlemelerini yaptığımız kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayımladı. 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde ekonomi ve sosyal hayatta başta olmak üzere yapılanları anlattı. Aşı tedariki ve geliştirilmesi çalışmalarına önem vererek ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz. Yurt dışında geliştirilen aşılardan ilk partiler ülkemize gelmeye başladı. Test işlemlerinden sonra inşallah kısa sürede bunları hizmete sunacağız. Cumhurbaşkanı Ayasofya ve Sümela'dan övgüyle bahsetti. Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla Türkiye sadece 10 yıllardır süren bir garabeti ortadan kaldırmamış, aynı zamanda iradesine vurulan bir zincirden de kurtulmuştur. Sümela Manastırı örneğinde olduğu gibi attığımız kimi adımlarla da ülkemizin dini özgürlüklerle ilgili hiçbir sorununun olmadığını tüm dünyaya gösterdik. Doğu Akdeniz başta olmak üzere Azerbaycan, Libya ve Karadeniz'de yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. Karadeniz'de 405 milyar metreküplük rezerviyle tarihimizin en büyük doğalgaz kaynağını keşfettik. Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz sondaj çalışmalarından da inşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz. Türkiye olarak Karabağ'daki gelişmeleri yakından takip ediyor, attıkları her adımda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Meşru hükümetin davetine icabetle Libyalı kardeşlerimize sağladığımız destek Libya'da emperyalist hevesleri kursaklarda bırakmıştır. Erdoğan herkesin 2021'de önlemlere uymasını istedi. Hem Türkiye hem dünya için sağlık ve mutluluk diledi. Evet, bizler de sağlık ve mutluluk diliyoruz. Her seferinde bunu da söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir mesaj yayınladı. Yeni yıl mesajında 2021 yılı beklentisini dile getirdi Kılıçdaroğlu. Diliyorum ki pandemi bu yeni yılda 2021'de son bulacak dedi CHP lideri. Demokrasiyi savunanlara umutsuzluk yakışmaz ifadeleri de dikkat çekici. 2021 yılı ülkemiz ve dünyaya sağlık ve huzur getirsin dedi. Umuyorum ki Covid-19 pandemisi son bulur sözleriyle temennisini dile getirdi. İnanıyorum ki 2021 yılı umutlarımızı yeniden yeşereceği, alçak gönüllülüğün, hoşgörünün, birlikteliğin yılı olacaktır. Sadece kendisi için değil, herkes için adalet isteyenlerin, zulme karşı direnenlerin, demokrasiyi savunanların, işçilerin, ev kadınlarının, apartman görevlilerinin, esnafın, üreticinin yılı olacaktır. Dileğim 2021 yılında fikri, irfanı, vicdan, hür gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmesini sağlamaktır. O umudu yeşertecek olan yine bizler olacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında 2021 yılında umutsuzluğu yeneceğiz değerlendirmesinde de bulundu. 2021'de bu millete verdiğimiz söze bir adım daha yaklaşacak, cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağımız güne doğru bir adım daha atmış olacağız. Bu nedenle bize demokrasiyi savunanlara umutsuzluk yakışmaz. Kılıçdaroğlu mesajını Metin Demirtaş'a ait şiirle noktaladı. Evet, siyasilerden mesajları aktarıyoruz. Erdoğan konuştu, Kılıçdaroğlu konuştu. Bakalım Bahçeli ne diyor? Yani konuştu derken yayımladılar mesajlarını. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı. 2020'nin korona nedeniyle Türkiye ve dünyada zorlu geçtiğini söylüyor Bahçeli. Gündemdeki tartışmalara da girdi. Demirtaş açıklaması üzerinden Kılıçdaroğlu'nun türbanlı hakim çıkışı nedeniyle de fikri sahaları hedef aldı Bahçeli. Geride kalan 365 günlük sürede neredeyse yaşanmadık bir şeyde kalmamıştır sözleriyle 2020'yi değerlendirirken, ülkeleri çembere alan, insan ve toplum sağlığını üst düzeyde tehdit eden bir virüs bu yıla damga vurmuştur açıklamasını yaptı. Türkiye'nin verdiği mücadeleyi övdü. Konuyu aşı çalışmalarına getirdi. Aşı konusundan tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler, Covid-19'un mutasyonu uğramış siyasi türevleridir. Bunlar acınacak haldedir. Milletimizde kuşku ve tereddüt uyandırmak, yalanı ve yozlaşmayı servis etmek ahlak ve vicdan krizidir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yıl mesajında siyasi değerlendirmeler de yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AHİM'in Demirtaş kararı için söylediği tıpış tıpış uygulanacak sözleri oldu.
Bir teröristin tutuklu bulunduğu cezaevinden tıpış tıpış çıkarılacağını söyleyen kimliksiz garabetler, 2020'de provokasyonlarına hız verseler de milli gönüllerde kaybetmişler, milli gelecekte tesirsiz bir gölgeden farksız olacaklarını şimdiden belgeleyip belli etmişlerdir. Patır patır cinayet işleyen katilleri azmettiren, bunlara yardım ve yataklık yapan canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur. 2020'nin karanlığında sonuç alamayanların 2021'in umut ve huzur ikliminde başlarını kaldırmaları ham bir hayaldir. Bahçeli'nin CHP'ye bir tepkisi de eski milletvekili Fikri Sağlar'ın türbanlı hakimlere yönelik sözleri üzerinden oldu. Başörtüsü veya türban üzerinden yeni bir kutuplaşma sayfası açmayı planlayanlar yeniden sahnededir. Türbanı irticai faaliyetlerin üniforması gören, türbanlı bir hakimin adaletinden kuşku duyan zatın ve onun gibi düşünen zevatın ne demokrasiyle, ne inançlara saygıyla, ne de insanlık onuruna bağlılıkla ilgileri vardır. Bu dil ayıplı ve sakıncalı bir dildir. MHP lideri Aylin Sözer'in vahşice katledilmesine de tepki gösterdi. Artık kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın, çocuklar ağlamasın, geleceğimiz kararmasın dedi. Elbette siyasiler olarak, yasa yapıcılar olarak bu konuyu sadece sosyal medyalarından kınayarak geçiremeyeceklerdir. Devletin önde gelenleri değerli dostlar. Dolayısıyla meclisimizden özellikle bu konuda ciddi bir adım atmalarını istiyoruz. Talep ediyoruz bir vatandaş olarak. Sayın Bahçeli'nin ayıplı ve sakıncalı bir dildir diyerek Fikri Sağlar'ın sözlerine hedef almasına biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu da ciddi anlamda tepki göstermişti. Böylesi bir dil artık tabii ki tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'mizde de yeri yok. Bunu ifade edelim. Efendim İYİ Parti Genel Başkanı'na bakalım. Meral Akşener ne diyor? İstanbul'da kadın emeği pazarını ziyaret etti Akşener. Sembolik. Evet ama son derece önemli bir ziyaret. Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform ve sanatçı açıklamaları soruldu. Hani beklenen sanatçı diyordu ya Erdoğan, işte o. Efendim İYİ Parti Genel Başkanı reform gerekiyor ama ümidimiz yok diyor. Kadın cinayetleriyle ilgili konuştu Meral Akşener. İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulanmasını istiyor. Gerek ekonomide gerek hukuk alanında reforma elbette ihtiyaç var. Türkiye'de bir reform yapılmaya ihtiyaç var ama bu yapılabilir mi? Böyle bir ümidimiz yoktur. Çünkü partili cumhurbaşkanlığı sistemi maalesef bütün sistemi kilitledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul'da konuştu. Reforma ihtiyaç var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı. Sayın Erdoğan'a tavsiyem hemen en hızlı bir biçimde iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem için tarafları bir araya toplayıp bizim önerdiğimiz o memleket masasını toplamasıdır. İYİ Parti lideri Beşiktaş'ta kadın emeği pazarını ziyaret etti. Gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklediğimiz sanatçı muhalefetini sosyal medya hesabından siyasi polemiklerle değil, kanatlanıp uçurduğu sanatıyla gösterecekleri sözleri vardı. Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak isterim. Efendiler, her şey olabilirsiniz. Milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, her şey olabilirsiniz. Ama bir tek şey olamazsınız. Sanatçı olamazsınız. İçinizde yoksa, özgür değilseniz, orijinal değilseniz sanatçı olamazsınız. Onun için Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünü hatırlatmakla yetineyim. Akşener, akademisyen Aylin Sözer ve katledilen diğer kadınları hatırlattı. İstanbul Sözleşmesi çağrısı yaptı. İstanbul Sözleşmesi üzerinden kavgayı bir kenara koyup İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulamaya derhal konulmasını talep ediyorum. Evet, meclisimizde değil ama biliyorsunuz milletvekili değil Sayın Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimine girdiği için Sayın Akşener'in özellikle bir kadın lider olarak Türkiye'mizde ön planda olması ve elbette ki türlü sorumlulukları çok daha fazla bu tür konularda konuşuyor olması da oldukça önemli. Ne diyor? İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulanmasını istiyor Meral Akşener. Bir kez daha evet, kadın cinayetleri bir hayli fazlaydı. 2020'de de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi maalesef Türkiye'mizde 2021'de bu tür haberleri vermememiz dileğiyle diyelim. Bu arada evet, bütün hayatını kaybeden, canice katledilen kadınlarımızı saygıyla anıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Habertürk ekranlarından tanıdığınız yüzler. Yüz.
2020'yi nasıl değerlendirdi acaba? Yeni yıldan neler bekliyorlar? Buyurunuz izleyelim. ...2020 iyi geçmedi. Kötü geçti demek istemedim, iyi geçmedi demek istiyorum. Kötü. Kaos. Dijitalleşme. Mecburen dijitalleştik. Kaos. Zordu. Pandemi ve Covid-19 diye hatırlayacağım. Felaket. 2020'yi bir kemeri rezalet. Felaketi kullanabiliriz. Pandemi olur. Sağlıksız geçti. Kayıplı ala geçti. Felaket. Covid-19. Zor geçti. Ulaşmadan yaşam. Hayal kırıklığı. Felaket. Benim için çok şanslı bir yıldı. Maske. Kötü. Sağlık. Rahatlamak. Sağlık diyelim. Aşı. Sağlık. Umut. Umut. Daha büyük rezalet. Hayırlısı. Sağlık. Sağlık. Gülebilmek. Daha az felaket. Covid-19'suzluk. Çok bilinmez, öngörülemez diyelim eğer bir sözcükse. Aşı yılı olacak 2021. Umut, mucize. Herkese güzel haberler. Ümit değil. Yine tek kelime ise tam aksi iyi. 2020'de sağlığın ne kadar önemli olduğunu gördük. Hem ruh hem beden sağlığı. 2020'de herkese ruh ve beden açısından sağlıklı yıllar dilerim. Umudu yitirmiyoruz. En çok sevdiklerimi özledim. Onlara rahatça sarılabilmeyi özledim. Biliyorum ki herkes aynı durumda. Biraz daha beklemek gerekirse biraz daha bekleyelim ama sağlığın ön planda olması bizim için, bütün dünya için çok önemli. Olmaya devam edecek. Dolayısıyla sabır. Yeni yıl mesajı da tabii ki sağlıklı, güzel, mutlu, huzurlu bir yıl diyoruz. Şimdiki olduğu gibi bu 2020'ye başlarken aslında yine mutlu ve huzurlu bir yıl dilemiştik. Fakat olmamıştı. İnşallah bu yıl olur. Kültür sanat çalışanları çok zor durumda olmalarına rağmen yıl boyunca, salgın boyunca yanımızda oldular. Biz de 2021'de onların yanında olalım. 2021 kutlu olsun. Herkese güzel, huzurlu, umutlu, sağlık dolu bir yıl diliyorum. İnşallah bu virüs denen lanetten de kurtuluruz. Sağlıklı bir 2021 olsun önce, gerisi gelir. 2021 yılından pandeminin bittiği, sağlık ve mutluluk dolu, huzurlu bir yıl diliyorum. O kadar. Kendini kollasınlar kardeşim. Bu dünyanın hakikaten cılkı çıkmış vaziyette. Sosyal medyada bu cılk çıkmasında bir etkisi var muhakkak. Kendilerine hayırlı uğurlu bir 2021 dilemek isterim. Ama tabii bunu hayırlı uğurlu yapmak da yine insanların elinde. Adam gibi yapın, adam gibi kullanın, adam gibi bir sosyal medyada olsun, siz de adam olun. Tam şöyle, her geçen sene biz şey diyorduk ya, ne kadar hakikaten zor bir seneydi falan diyorduk. Bu sene için de aynısını söyledik. Hep gelen gideni aratıyor durumuyla karşı karşıya kaldığımız bir süreçteyiz. 2020'yi hiçbir şey aratmasın diyeyim. Peki yeni yıl mesajınız, uzun uzun verebilirsiniz. Ha işte bak, bana böyle konuş. Yayla gibi, mesafe açık olursa ben konuşurum, ne konuşayım? Mesela bu pandemiden kurtulacağız bugün. Aşı karşıtlarıyla mücadele başlayacak bu sefer. Bir sürü problem var. Biz daha iyi olacağız. Ama Türkiye daha iyi olacak mı? Onu da zamanla göreceğiz. Ben ona da inanıyorum. Kesinlikle, yani çok teferruata gerek yok. 2020'nin bize öğrettiği bir şey vardı. Sağlık olmadan diğer hayal ettiğimiz hiçbir şeye ulaşamıyoruz. O yüzden tek dileğim sağlık. Sağlıklı bir yıl diliyorum efendim. Sağlık, adalet, sevdiklerimizle, dostlarımızla tekrardan bir arada olabileceğimiz, bunların kıymetini bilebileceğimiz bir yıl diliyorum. Hem insanların artık sağlıklı oldu, hem de bu pandeminin yarattığı her türlü ekonomik sarsıntıdan kurtulduğu bir yıl olmasını diliyorum. Hep sağlık dilerdik yeni yıllarda ama bu defa hasreten, hususen sağlık temenni ediyorum herkese. Bazen dünyada çok büyük zorluklar yaşanırken bireysel olarak çok iyi bir dönem geçirebiliriz. Hayatımızda hiç olmayan güzel gelişmeler olabilir. Öyle düşünüp umut edelim. Belki de 2021, 2020'yi bize unutturur. Mutlu, huzurlu, umut dolu, kaygıdan, stresten, korkudan, endişeden, şüpheden, tereddütten uzak bir yıl dilerim. Yeni sevişler, yeni umutlar, yeni beklentiler ve yeni başarılar getirsin hepimize. Yeni yılımız kutlu olsun. Elimizdekilerin kıymetini bilelim. Doğaya saygılı davranalım ki o da bize iyi davransın, saygılı davransın. Hayvanları koruyalım, doğayı koruyalım diyorum bu yıl. Ve herkese çok mutlu, huzurlu, başarılı, harika bir yıl dilerim. Zaten 2020'de dibe vurduk. 2021'de de
zıplayacağımız, gelişmelere imza atacağımız bir yıl olmasını hem diliyorum hem de öyle beklentilerim var. Öncelikle pandemiden kurtulduğumuz tüm dünya adına, koronavirüs belasından kurtulduğumuz sağlıklı, mutlu, huzurlu, tabii biraz paraya da kimse hayır demez, bol kazançlı bir yıl diliyorum. Evet, Habertürk ailesinden sizlere yansıyanlar. 2020'yi değerlendirdik, 2021'den umutlarımızı bekledik ve güzel dileklerimizle 2021'i karşıladık. Hepimiz için güzel bir yıl olur umarım. Nabi Kamışlı ne diyor? İyi yayınlar, mutlu, sağlıklı, huzurlu nice yıllara demiş. Ayşe Küçük ablamız da yeni yılın hepimize sağlık, huzur vermesini diliyorum diyor. İşte bu da izleyenlerimizden gelen mesajlar an itibariyle. Peki efendim, yolumuza devam edelim. Saatimiz 8.23'ü gösteriyor. Hem bizi izleyen hem de tabii yollarda olmasa da radyolarda dinleyen arkadaşlarımıza, izleyenlerimize günaydınlar. Sevgiler, selamlar. Hadi bakalım. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü Pfizer-BioNTech aşısının dünyadaki ilk DSÖ, acil kullanım onayı alan aşı olduğunu duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü'nden 2020'nin bitmesine saatler kala yapılan bir yazılı açıklama geldi. Almanya'da Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer işbirliğinde geliştirdiği COVID-19 aşısının acil kullanımına onay verildiği aktarıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pfizer-BioNTech aşısını onaylayan ilk ülke biliyorsunuz İngiltere olmuştu. 7 Aralık'ta aşılamaya geçmişlerdi. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri, ki onlar da ayın 14'ünde 14 Aralık'ta aşılanma gerçekleştirmişti. Ve Kanada'da bu aşıya kullanım onayı verilmişti. Avrupa İlaç Ajansı ve Avrupa Birliği Komisyonu da Pfizer aşısını 21 Aralık'ta onaylamıştı. Onlar da 27 Aralık'tan itibaren aşılanmaya başlamış idi. Böylelikle Dünya Sağlık Örgütü acil kullanım onayı alan ilk aşı olduğu Pfizer-BioNTech aşısı. Bize de Çin aşıları geldi biliyorsunuz. Onlar da an itibariyle teste tabi tutuluyorlar. Pfizer-BioNTech aşısının da Ocak ayı içinde en azından bir bölümünü geleceği ifade ediliyor. Hep beraber göreceğiz. Hakkımızda hayırlısı olsun bir kez daha. Peki efendim, aşılanma sürecek. 2020 malum pandemi yılı oldu. Korona ya da Covid hayatımıza giren önemli kelimelerdi. Yeni yıla girerken hızlanan aşılama çalışmaları ise normal hayata dönebileceğimiz umudunu artırıyor. Ancak BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den önemli bir uyarı var. Ne diyor Uğur Şahin? Covid önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacak diyor. Dünyada koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı. Aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte herkesin aklında tek bir soru var. Hayat ne zaman normale dönecek? BioNTech CEO'su Uğur Şahin sanal ortamda düzenlediği bir basın toplantısında bu soruya yanıt verdi. Normalin yeni bir tanımına ihtiyacımız var diyen Şahin, koronavirüsün önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacağını söyledi. Şahin, ilerleyen yıllarda daha fazla salgınla karşılaşabileceğimiz konusunda ise uyardı. Aşıyı gördükten sonra... Dünya Sağlık Örgütü de 2020 yılının son basın toplantısında benzer bir uyarıda bulundu. Buna göre dünya gelecekte koronavirüsten daha da büyük salgınla karşı karşıya kalabilir. Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, pandemiyi bir uyarı alarmı olarak nitelendirdi. Gelecekte daha da şiddetli olabilecek bir şeye karşı hazırlanmalıyız dedi. Evet, Uğur Şahin'in bu açıklamaları önemli. Covid önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacak diyor ama tabii hani etkisini ne anlamda, nasıl sürdürecek, normal bir gribe mi dönüşecek? Bütün bunlar da önemli bir taraftan. Aman dikkat, özellikle şu kış aylarında mümkün mertebe uyalım. Tabii her ne kadar aşılanmamız önümüzdeki zaman dilimde olacaksa da tedbirimizi elden bırakmayalım. Bu arada Ankara'ya gidelim. Efendim, Bilkent Üniversitesi'nde Türk bilim insanları tamamen yerli ve milli COVID-19 test kiti geliştirdi. Sadece 10 saniyede sonuç veren kitin doğruluk payı sizde kaç? %99. Üstelik diğer testlerden de çok daha ucuzmuş. Hastadan alınan numune örneği pozitifse ilk 5-10 saniye içerisinde neticemizi alıyoruz. 10 saniyede sonuç veriyor. Doğruluk oranı %99. Bu koronavirüs test kiti tamamen yerli ve milli.
Bu cihaz tamamen Türkiye'de yapılan, Türk malı, patenti de Türkiye'ye ait, dünyada işi bulunmayan bir şey. Bunu tabii hocalarımıza borçluyuz, UNAM'a borçluyuz, Bilkent Üniversitesi'ne borçluyuz. Kitler de çok ucuz. Yerli test kiti, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. PCR'a göre hem çok hızlı hem de daha ucuz. PCR testinin doğruluk payının düşük olduğunu ve sonuçların alınmasının uzun sürdüğünü, ayrıca da hastalığın başladıktan 2-3 gün sonra sonuç aldığını bildiğimiz için bizim sistemimiz PCR sisteminden daha erken sonuç verebiliyor. Yani ilk aşamada sonuç verebiliyor 2-3 gün öncesinde. Bir de doğruluk payı da PCR'a göre %99 oranında bir doğruluk payı var. Yerli test kitinde burundan sürüntü alma dönemi de sona eriyor. Derin sürüntü almadan sadece ağız içi bölgelerinden bir tükürük örneği alarak sistemimize yerleştirdik. Bizim tekniğimizle yapılan herhangi bir çalışmaya ve ürüne rastlanmamıştır. Yerli test kitinin yurt içinde yaygınlaşmasının ardından ihraç edilmesi de planlanıyor. Hem öncelikle Türkiye hem de dünyaya bunu sunmayı amaçlıyoruz. Amacımız yerli bir kit ile maliyet etkin bir çözüm yaratmaktı. Onu başardık. PCR'a göre çok çok ucuz bir test. Evet, bu seneyi gayet güzel bir haberle aslında kapatıyoruz. Bu anlamda 10 saniye gibi kısa bir sürede COVID-19 teşhisi koyabilen bir cihaz son derece önemli. Standartta şu an 250 lira. Bunun daha da üstünde test sürecinden geçiyoruz ama bu testler son derece ucuz. Umarız tez zamanda hani piyasaya tabiri caizse girer. Doktor Erol Özgür, Doktor Aytaç Seymen, Doktor Bülent Ortaç ve elbette ki Erkan Tuncay. Çok teşekkür ediyoruz böylesi güzel bir buluşa imza attıkları için ve tez zamanda hastanelerimizin %99'luk doğruluk payı olan bu test cihazını elbette ki almalarını ve Sağlık Bakanlığımızdan da onay verip hemen devreye sokmalarını istiyoruz. Zira 250 lira ödeniyor en az. Bu böylesi cihazlar devreye girerse çok daha az ödenecektir. Peki, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu arada bir şirket salgın sürecinde sosyal mesafeyi koruyabilmek için özel bir kazak tasarladı. Efendim, kazağın üzerinde düşük çözünürlüklü 4 termal kamera bulunuyor. Sıcaklığa duyarlı bu kameralar sayesinde 2 metrelik sosyal mesafe ihlal edildiğinde kazaktaki LED ışıklar yanıp sönmeye başlıyor ve alarm çalıyor. Bu kazak hem sevdiklerinizle buluşmanız hem de sosyal mesafenizi korumanız için birebir. If Simply Safe Home Security can protect your home, Amerikalı güvenlik şirketi Simply Safe, koronavirüs salgınına karşı hayati önemdeki sosyal mesafeyi koruyacak bir kazak geliştirdi. Mavi renkteki kazağın üzerinde düşük çözünürlüklü 4 termal kamera bulunuyor. Sıcaklığı hesaplayarak kazağı giyen kişiye yaklaşanları algılıyor. 2 metrelik sosyal mesafe ihlal edildiğinde kazaktaki LED ışıklar yanıp sönüyor ve alarm çalmaya başlıyor. Kazan gördüğü ilgiden memnun olan şirket, farklı modelde kazak giymek isteyenleri de unutmadı. Farklı kazaklara sistem entegre edilebiliyor. Evet, gördüğünüz gibi yeni buluşlar da bu süre içinde hayatımıza giriyor. Peki, cefakarca çalışıyorlar, azimle ve elbette ki özveriyle yeri geliyor çocuklarını göremiyorlar, yeri geliyor ailelerine gidemiyorlar. Özellikle COVID'in ilk başladığı zamanlarda halihazırda durumda bu. Aslında bir taraftan 2020 sağlık çalışanlarımız için çok 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 zor bir yıldı. 2021 umarım çok daha iyi olacaktır onlar için. Bir de meslek hastalığı tartışması malumunuz söz konusu. Bunun hala nesi tartışılır onu da bilemem ama maalesef ki koronavirüste en ön cephede mücadele eden bu melek gibi insanlardan, sağlık çalışanlarından acı haberler de gelmeye devam ediyor her gün. Van'da 65 yaşındaki doktor Emin Akyıldız ve Trabzon'da 75 yaşındaki doktor Hüseyin İlhan Demirel COVID-19 nedeniyle
yaşama veda etti. Efendim Iğdır Devlet Hastanesi'nde diyaliz sorumlusu olarak görev yapan uzman doktor Emin Akyıldız görmektesiniz. Koronavirüse yakalandı ve Iğdır'da bir süre tedavi gördü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Meslektaşlarının çabası onu yaşatmaya yetmedi. Evli ve iki çocuk babası Akyıldız yapılan tedaviye rağmen maalesef kurtarılamadı. Diğer taraftan Trabzon'a geçelim. Trabzon'da da özel bir hastanede görev yapıyordu. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor Hüseyin İlhan Demirel. İşte ona da koronavirüs teşhisi konuldu. Demirel Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Meslektaşlarının çabası onu maalesef yaşatmaya yetmedi. Allah'tan rahmet diliyoruz koronavirüste en ön cephede mücadele eden bu sağlık çalışanlarımıza. Efendim saatimiz 8.33'ü gösteriyor. Bir kez daha günaydın diyoruz. İyi yıllar diliyoruz. Pandemiden uzak bir yıl olsun hepimiz için. Şimdi bu saat dilimini kapatırken Anadolu Ajansı fotoğraflarıyla 2020 yılından hayata dair akılda kalanları fotoğrafladı. Hadi bizler de bir bakalım izleyelim neymiş. Genel izleyici kitlesi için uygundur. Kabul edilmiştir. Kabul 325, red 184. Türkiye 2020 yılına kritik bir kararla başladı. Libya'ya Türk askeri göndermeyi öngören tezkere 325'e karşı 184 oyla meclisten geçti. Tezkereye AK Parti ve MHP evet oyu verirken CHP, İYİ Parti ve HDP hayır oyu kullandı. Tezkerenin hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Yılın ilk haftasında sigarayla mücadelede yeni bir adım daha atıldı. Siyah paket uygulamasına geçildi. Tüm sigaralar tek tip siyah paketlerde satılmaya başlandı. Ya Allah, Bismillah. 50 yıldır hizmet verdiği yeni mahalledeki ana karargah binasından taşınan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Bağlıca'daki yeni kampüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Her seçim sonrası gözlerin çevrildiği Yüksek Seçim Kurulu'ndaki Sadi Güven'in görev süresinin dolmasının ardından başkanlık seçimi yapıldı. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi üyesi Muharrem Akkaya, YSK Başkanı oldu. Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleriyle ilgili bir davada karar çıktı. Akademisyen Ceren Damar Şenel'i katleden Hasan İsmail Hikmet, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. HDP'nin 4. olan kongresinde Sezai Temelli eş başkanlığa veda etti. Pervin Buldan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili iken aday gösterilen Mithat Sancar, 836 delegenin oyuyla eş başkanlık görevine seçildi. Türkiye Mart ayına sınır ötesi dev bir operasyonla girdi. 27 Şubat'ta İdlib'de 34 askerin şehit edildiği saldırı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri yeni bir harekat başlattı. Harekatın adını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu. Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir. Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 9 Mart'ta Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. Genel başkanlık görevini Babacan'ın yaptığı partinin genel sekreteri eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu. AK Parti'den ayrılan Mustafa Yeneroğlu, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı görevine getirildi. Türkiye için
Atılım zamanı geldi. Türk ve Rus askerleri 15 Mart'ta İdlib'de M4 otoyolu üzerinde ilk ortak devriyesini gerçekleştirdi. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. İlk kara devriyesinde 2020 yılına damga vuran maske ve mesafe kuralı da unutulmadı. Şimdi ekonomimiz için koruma kalkanı olacak bir paketi devreye alıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart'ta 2020 yılının kabusu salgının etkilerini azaltmak amacıyla 100 milyar liralık ekonomik istikrar kalkanı paketini açıkladı. Pakette esnek çalışma modeli, kısa çalışma ödeneği, firmalara mücbir sebep seçeneği, bankalara borçların 3 ay ötelenmesi gibi başlıklar yer aldı. 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz. Ve yıllardır konuşulan çılgın proje, Kanal İstanbul'la ilgili ilk ihale 26 Mart'ta gerçekleşti. Projenin etki alanında bulunan Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyonu için 5 firma teklif verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için Nisan ayı zorlu başladı. İlk sokak kısıtlaması geç duyurulduğu için binlerce kişi marketlere akın etti. Sosyal mesafe kuralı içe sayıldı. Tartışma büyüyünce Bakan Soylu istifasını sundu. Cumhurbaşkanlığından bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir. Fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir. Kendisi görevine devam edecektir açıklaması geldi. Soylu göreve devam etti. Kabul 279, red 51. AK Parti ve MHP'nin hazırladığı ve yaklaşık 90 bin kişinin cezaevinden çıkmasının önünü açan infaz düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıl kuruluşu koronavirüs salgını gölgesinde kutlandı. Türkiye virüse rağmen balkonlara çıktı, hep birlikte bayram coşkusu yaşadı. Danıştay Başkanlığı'na görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi. Danıştay Başkanı seçilmem vesilesiyle Deniz Kuvvetleri'nden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti. Milletvekillikleri düşmüştür, bilgilerinize sunulur. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'yla HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü. Berberoğlu, yargılandığı davada 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. İnfaz düzenlemesi kapsamında kalan 18 aylık hapis cezasının 31 Temmuz tarihine kadar olan kısmını dışarıda geçirecek olması nedeniyle tahliye edildi. Eşim ve kızım. Çarşı ve mahalle bekçilerine kimlik sorma, üst araması yapma, silah ve gerekli durumlarda zor kullanma izni veren yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çoklu baro düzenlemesine tepki gösteren 57 baro başkanı Ankara'ya savunma yürüyüşü başlattı. 3 gün sonra başkente ulaşan baro başkanları kente girişlerinde polis engeline takıldı. 26 saatlik bekleyişin sonunda sembolik yürüyüşe izin verildi. Anayasa Mahkemesi eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın uzun tutukluluk nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. 328 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiştir. Mecliste yapılan 3. tur oylamanın ardından Mustafa Şentop 328 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Oylamada CHP'nin adayı Haluk Koç 134, HDP'nin adayı Erol Katırcıoğlu 51, İYİ Parti'nin adayı Hüseyin Filiz'e 37 oy aldı. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 5000'den fazla avukata sahip illerde 2000 avukatla yeni bir baro kurulabilmesine olanak tanıyan teklif yasalaştı. Kaygı hep özünde, yalan yanlış yok sözün.
Kılıçdaroğlu 37. olan kurultayda 6. kez CHP Genel Başkanı seçildi. Kılıçdaroğlu'nun iktidar yürüyüşü olarak nitelediği kurultayda Cumhuriyet'in 2. yüzyılına çağrı beyannamesinin detaylarını paylaştı. CHP lideri parti meclisinde ilk kez başörtülü bir isme, avukat Sevgi Kılıç'a yer verdi. Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Ağ sağlayıcı firmalara Türkiye'de temsilcilik açma koşulu getiren teklif, muhalif sesler kısılacak itirazları arasında meclisten geçti. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemesi, temsilci belirlenmeyen ağ sağlayıcılara kademeli olarak para cezası verilmesi kanunlaştı. Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, Cumhur İttifakı'nı zedeleyen açıklamaları nedeniyle MHP'den ihraç edildi. Dolayısıyla adımız Memleket Hareketi'dir. Muharrem İnce basın toplantısıyla Memleket Hareketi başlattı. Bir günde Memleket Hareketi'ni Sivas'ta başlatma kararı alan İnce, biz bölen değil yeni bir yol açanız dedi. Memleket Hareketi Türkiye'nin bereketi olacak. Anayasa Mahkemesi Mitter'ları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Enis Berberoğlu hakkında hak ihlali kararı verdi. Mahkeme gerekçeli kararında tekrar seçilen milletvekilinin yasama dokunulmazlığından faydalanmasını engelleyen ayrı ve açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda yapılması gereken istisnanın kapsamını yorum yoluyla genişletmek veya yorum yoluyla yeni bir istisna getirmek değil, kuralı uygulamaktır dedi. Eğitimden üretime. İYİ Parti'nin ikinci olan kurultayında seçime tek aday olarak katılan Meral Akşener, 1289 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz haftanın iki gününde okullarında olacaklar. Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde yeniden başladı. Yargıtay, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin yazarlarından Şahin Alpay ve Ali Bulaç'la Mümtazer Türköne'ye silahlı terör örgütü üyeliği suçundan verilen hapis cezalarını bozdu. Türköne cezaevinden çıktı. Anayasa Mahkemesi CHP'nin çoklu baro düzenlemesinin iptali için yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti. 5000'den fazla avukata sahip illerde 2000 avukatla yeni baro kurulabilmesinin yolu açıldı. Karar sonrası İstanbul'da ikinci baro kuruldu. Annesiz büyümüş bir çocuk. Uzun süredir kanser tedavisi gören gazeteci yazar Bekir Coşkun, Ankara Şehir Hastanesi'nde 75 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da salgın önlemleri altında kutladı. Buna rağmen gündüz geçit, akşamsa konserler ve balkondan taşan marşlarla Cumhuriyet'e bir kez daha sahip çıktı. Biraz daha iyileştim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun COVID-19 testi pozitif çıktı. Soylu, testleri pozitif çıkan eşi ve kızı hastanede tedavi altına alındı. Para ve kur politikası. Murat Uysal görevden alındı. Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal atandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından istifasını duyurdu. Albayrak'ın görevden affı kabul edildi. Göreve Lütfi Elvan atandı. Sürpriz oldu mu? Sürpriz oldu. Bilginiz var mıydı? Hayır. Biden'la yabancı birisi değil. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti. Ekonomi politikalarında Erdoğan, ekonomi ve hukuk alanında yeni reform sinyali verdi. Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacağız. Sayın milletvekilleri, vergi, SGK prim borçları, öğrenim kredi borçları, trafik cezalarını da kapsayan yapılandırma yasası meclisten geçti.
Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi. Aynı dakikalarda İsmail Koncuk da partiden istifa etti. Azerbaycan'a Türk askeri gönderilmesine dair tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 3-4 seneden beri tutuklu olan bir insan hakkında Bülent Arınç, HDP eski eş başkanı Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala için yaptığı açıklamalarının ardından Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti. Temmuz'a ilişkin en kapsamlı dava 3,5 yıl sonra sonuçlandı. FETÖ'nün sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Temeli 23 yıl önce atılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binası, Erdoğan'ın katıldığı törende kapılarını sanatseverlere açtı. Türkiye ve Amerika arasında yaşanan S-400 ve F-35 gerilimi sonrasında Amerika'dan yaptırım kararı geldi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'le birlikte listede Savunma Sanayi Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Serhat Gençoğlu'yla Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın Türkiye'ye katsa yaptırımı uygulamasını sert sözlerle eleştirdi. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır? Sayın Bakan'ın kürsüde konuşmasını durduracak güç yoktur. 2021 yılı bütçesi gergin geçen oturumların ardından kabul edildi. Genel kuruldaki bütçe maratonu 12 gün sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı olarak yorumlanan sözleri, bakanlarla milletvekilleri arasındaki söz düellosu 2020'ye veda ederken akıllarda kaldı. Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh! Oh! Milletin midesine kuru ekmek giriyor sadece diyorum. Beyefendi diyor ki o zaman aç değiller diyor. Ben bunu milletin takdirine bırakıyorum. Tutanaklar da var. Böyle ucuz siyasi malzemelerin peşine düşerek sosyal medyada kullanmak ve rant sağlamak başka siyasetinizde yok. Vicdan sahibi herkes kötü niyet taşımadığımı bilmektedir. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Değişirken adet olduğu üzere yeni yılın sağlık getirmesini dileyelim. En çok dileyebileceğimiz şey bu. Yeni yıl bu geçirdiğimiz yıldan daha huzurlu, daha sağlıklı olur dileriz. 2020 yılı hepimizi çok endişelendirdi, üzdü. Ancak yeni yılda bütün sıkıntılarımızın son bulacağını düşünüyorum. Aylardır söylediğim gibi Haziran ayında rahatlayacağız ve sonbaharda da inşallah hep birlikte bu illetten kurtulacağız. O zamana kadar hepinize sabır ve kurallara uymayı rica ediyorum. 2021 yılının hepinize çok sağlıklı ve koronasız çok güzel bir yıl olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Efendim 1 Ocak tarihindeyiz. 2021'in ilk günündeyiz ve hatta ilk saatlerindeyiz. Güzel bir yıl olsun hepimiz için. Vatana, millete hayırlı, sağlıklı, umut dolu, başarı dolu, elbette ki kazanç dolu, güzel bir yıl olsun hem Türkiye hem dünya için. Şimdi ilk saatlere, ilk saniyelere bakacağız. Nasıl bir yeni yıla giriş yaptık diye hem Türkiye'de hem dünyada bakalım nasıl bir giriş yapılmış 2021'e diğer yıllardan farklı olarak. Efendim hoş geldiniz bir kez daha. Ben Murat Güloğlu. Gün başlıyor, oradasınız. Koronavirüs kısıtlamaları altında yeni yıla
2021'e giren Türkiye'mizde sokaklar ve meydanlar elbette ki boş kaldı. Diğer ülkelerde olduğu gibi İstanbul Taksim'deyiz işte görüldüğü üzere ve İstiklal Caddesi evet her yıl şıkır şıkır olurdu tabiri caizse ama bu yıl öyle değil. Yine yeni yıla sessiz girdi diğer dünya ülkeleri gibi Türkiye. Koronavirüs sebebiyle alınan önlemler kapsamında İstanbul sokakları başta olmak üzere tüm Türkiye'de sokaklar ve meydanlarımız boş kaldı. Daha önceki yıllarda tarihi meydanlarda ve İstanbul Boğazı'nda özellikle yapılan kutlamalar önceki yıllardan tabii ki bir hayli farklı görüldüğü üzere. Saat 21'de başladı sokağa çıkma kısıtlaması ta ki 4 Ocak pazartesi sabah 5'e kadar devam edecek. Vatandaşlar yeni yıla evlerinde merhaba dedi. Yeni yıl kutlamalarının İstanbul'daki biliyorsunuz alışıldık adresi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi görüldüğü üzere bomboş. Polis ve zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turistlerin de girişine izin vermedi. Onların kısıtlaması bir saat sonra. Daha doğrusu iki saat sonra bitiyor saat 10 itibariyle. Meydan ve çevresi yaya ulaşımında da kapatıldı. Sıkı güvenlik önlemleri alındı. İstanbul'dan bahsediyoruz. Tabii bu görüntüleri Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Eskişehir'de yani Türkiye'nin dört bir yanında rastlamakta mümkün. Evet görüldüğü gibi İstanbul bu şekilde merhaba dedi yeni yıla sessiz ve sakin ama tabii ki tedbirlere uyarak. Efendim yılbaşı gecesi 81 ilde alınan tedbirler İçişleri Bakanlığı'ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden izlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı illerde son durumu canlı bağlantılarla takip etti. Bu gece İçişleri Bakanlığımız ayakta hem bu kısıtlamalara uyum durumunu hem yılbaşının huzur ve sükunet içerisinde kazasız belasız atlatılabilmesi bakımından yoğun tedbirler aldık. 208 bin personelle görev başındayız. İçişleri Bakanlığı bu gece ayakta dedi. 81 ille canlı bağlantı kurarak bilgi aldı. Amacımız insanımızın huzur içerisinde bu geceyi geçirmesi ve aynı şekilde COVID-19 kapsamında alınan tedbirlerin de uygun olarak yerine getirilip getirilmediği hususunda gerekli denetimlerin yapılabilmesi. Bu kapsamda biz de Ankara'da, Gamer'de illerle doğrudan irtibatlar kurarak bu gece herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için biz de gayret edeceğiz. Yılbaşında uygulanacak 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında son durum İçişleri Bakanlığı'nda kurulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden yapılan canlı bağlantılarla kontrol ediliyor. 80 saatlik kısıtlamanın ilk saatleri olan 31 Aralık gecesi 208.139 kolluk personeli yurt genelinde görev yaptı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tedbirleri Gamer'den izledi. Hem görüntülü bağlantıyla hem de telsiz bağlantısıyla illerin nabzı tutuldu. Ali Rıza Albay nasılsınız? İlginizde aldığımız tedbirler aralıksız devam etmektedir. Görevimizi olumsuz etkileyen husus yoktur. Ali Rıza Albay'ım teşekkür ediyoruz. Allah kolaylık versin. Arkadaşlarımızın selamı var. Oradaki arkadaşlarımıza da selam iletin lütfen. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden 81 ilde 78.350 kent güvenlik yönetimi sistemi kamerasına havadaki İHA ve helikopterlere de bağlantı yapılabiliyor. Olumsuzluk yaşanmadan bu geceyi bitireceğiz. Bu vesileyle hem burada görevli arkadaşlarımıza hem yüz binlerce Taşra'da bu gece görevli arkadaşımıza kolaylıklar diliyoruz. Kazasız belasız bir sene diliyoruz. Sayın Bakan Yardımcısı'na katılıyoruz elbette. Umarız kazasız, belasız, şahane ve sağlık dolu bir yıl bizimle beraber olur. Peki isterseniz siyasilere bakalım ne diyorlar. Az evvel aktarmıştık Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli, Sayın Akşener yeni yıl dileklerini iletmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı 3000 metre rakımda bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçiğimizin yeni yılını kutladı. Van Çatak Belbuka Tepe Karakolu'nda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmetçiğimize seslendi, yeni yıllarını kutladı. 2020 yılını geride bıraktık ve şu anda 2021 yılına girmiş bulunuyoruz. 2020 bizler için gerçekten
çok çok sıkıntılı bir yıl oldu. Özellikle koronavirüs sıkıntılarını yaşadık. Birçoklarımız yakınlarını kaybetti. Birçoklarımızın yakınları şu anda hasta yatağında. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hasta yatağında olanlara Rabbimden şifalar diliyorum. 2021 yılını temennim odur ki inşallah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde yaşar ve ülkemizin de geleceği için çok daha güçlü bir yıl olarak inşallah sürdürürüz. Ve sizler bu bölgede terörle mücadelede özellikle çok büyük bir mücadele verdiniz. Ve jandarmalarımız olarak hakikaten bu sınır boylarında bizler için hep güven kaynağı oldunuz. Bundan dolayı başta generalimiz, komutanlarımız üzere tüm erbaş, uzman çavuşlarımızı hepsinin şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun inşallah. Evet, 2021 sağlık, sıhhat ve afiyet içinde inşallah geçer. Bu arada özellikle az evvel gördüğünüz işte Sayın Soylu'nun nerede olduğunu, Belbuka Kalekol üst bölgesinde, Van Çatak'ta efendim, ve üst bölgelerinde özellikle görev yapan, kışlalarımızda görev yapan ve tabii ki sınır karakollarında, hudut karakollarında görev yapan ve elbette ki yurdumuzun dört bir yanında görev yapan güvenlik güçlerimize ve tabii ki yurt dışında vatan hasreti çekerek görev yapan yurt dışındaki bütün güvenlik güçlerimize buradan bir sevgi selam gönderelim. 2021'i inşallah sağlık, sıhhat ve afiyet içinde geçirirler. Onlar da her zaman söylediğimiz gibi Mehmetçiğimizin yanındayız ve arkasındayız. Günaydınlarımızı iletiyoruz, iyi yıllarımızı iletiyoruz. Peki efendim, Avrupa'ya gidelim. Avrupa ülkeleri yeni yıla koronavirüs kısıtlamalar altında girdi. Berlin'den, Paris'ten, Londra'dan görüntüleri göreceksiniz. Şimdi aslında her biri aynı. Burası Berlin Brandenburg Kapısı önü. Bizim Taksim Meydanı'na benziyor. Her yıl 100 bin kişinin katıldığı yeni yıl kutlamaları bu kısıtlamalar nedeniyle yapılamadı. Havai fişek gösterileri dikkat çekiyor. Sadece havai fişek gösterileri yapıldı ama efendim alınan önlemler çerçevesinde insanları toplamaması için tel örgüler yerleştirildi alana. Polis geniş güvenlik önlemi de aldı. Peki burası neresi? Evet, burası da Fransa, Paris. Paris'in simgelerinden Şanzelize. Her yıl yapılan havai fişek gösterisi Covid-19 nedeniyle burada da iptal edildi. Sadece ışıklandırma söz konusu gördüğünüz gibi. Fransızlar yeni yıla evlerinde girdi. Ülke genelinde denetlemeler yapmak için 100 bin polis ve jandarma görmektesiniz. Görev yaptı ve kutlamaların önüne geçebilmek için de yılbaşı gecesinde alkol satışı yasaklandı ve Londra'dayız. Görmektesiniz Londra sokakları da. İn, cin, top oynuyor adeta. Durum farklı değil diğer başkentlerden. Kısıtlamalara uyulması için yoğun önlemlerin alındığı ülkede halk yeni yıla yine evinde girdi. Malum virüsün daha hızlı yayılan türünün etkisiyle günlük vaka sayısı 60 bin, can kaybı da 1000'e yaklaştı. İngiltere'de herhangi bir toplu yeni yıl kutlaması yapılmadı. Saat 24'ü gösterdiğinde tarihi saat kulesi Bing Bang'in çanları çalındı sadece. Öte yandan Londra'da yasağa rağmen yaklaşık 300 kişilik bir grup eğlence düzenlemek üzere toplanınca polis gruba müdahale etti. Şimdi özellikle tabii Avrupa ülkelerini gösterdik. Amerika'da Times Square'de biraz bir canlılık vardı. Onu da canlı canlı sizlerle aktardık. Türkiye'mizde de sessiz sedasız girildi ama koronavirüsün ortaya çıktığı, ilk kez çıktığı Çin'in Wuhan kentine gidelim. Oldukça farklı. Geçmişi aratmıyor. Binlerce kişi bir arada yeni yılı büyük bir coşkuyla kutluyor. Çin'de, Wuhan'da. Efendim neredeyse bütün dünya kapandı. Yeni yılı evinde geçiriyor ama virüsün ilk görüldüğü Çin'in Wuhan kentinde binlerce kişi kent merkezinde 2021'i işte bu şekilde kutluyor. Sosyal mesafe yok, maskeler var ama sosyal mesafe söz konusu değil. Meydanları doldurdu binlerce Wuhanlı ve birlikte geri sayım yaptı. 2021'e bu şekilde girdiler. Balonlar uçurdular. Işık ve havai fişek gösterileri gerçekleştirildi. 11 milyon nüfuslu bir şehirden bahsediyoruz. Özellikle Şubat-Mart aylarını
hayalet kent olarak geçirmişlerdi. Ancak virüsü tabiri caizse alt ettiler ve bu şekilde yeni yılda kutladılar birlik beraberlik içinde. Tabii bütün dünyada gıptayla baktı Wuhanlılara. Efendim saatimiz 9.10 geçiyor, bir kez daha günaydın. Mutlu seneler, güzel seneler diyoruz. İnşallah sağlık, sıhhat, afiyetle şahane bir yıl geçiririz sağlıkla beraber. Gün başlıyordasınız, ben Murat Güloğlu. Efendim Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolu paylaşımda. Yurt içi ve yurt dışında görev yapan, az evvel ben de paylaştım ya. Yeni yıla görev başında girecek ya da giren Mehmetçiğin Mutlu Yıllar Türkiye mesajına yer verildi bakanlık hesaplarında. Al bayrağın gölgesinde, milletimizin emrinde, hudutların bekçileri olarak buradayız. Mutlu Yıllar Türkiye. Yüreğimizde vatan ve bayrak sevgisi, arkamızda asil milletimizin güveni ve desteği var oldukça bizi hiçbir zorluk durduramaz. Yeni yılınız kutlu olsun. Afganistan'dan saygılarımızla. 2021 yılında da dünyanın en etkin güçlerinden biri olarak hem bölge hem de dünya denizlerinde barışın teminatı olmayı sürdüreceğiz. Mutlu yıllar Türkiye. Hudutsuz gökdelenin korkusuz kahramanlarından selam olsun herkese. Aileniz içinde semalar bile var. Mutlu yıllar Türkiye. Ay yıldızı al bayrağın dalgalandığı her zaman ve her yerde Mehmetçik Türk milleti yine mutlu yıllar Türkiye. Aziz milletimiz, sizler sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu olun. Bizler yurdumuzun dört bir köşesinde ve sınır ötesinde vatan nöbeti için buradayız. Mutlu yıllar Türkiye. Tarihimizdeki şan ve zafer, yüreğimizdeki cesaret ve kahramanlık ateşiyle Türk milletinin serik pencere aslanları olarak biz buradayız. Mutlu yıllar Türkiye! Mutlu yıllar Türkiye! ...2021 yılında da dünyanın en etkili güçlerinden biri olarak hem bölge hem de dünya denizlerinde barışın teminatı olmayı sürdüreceğiz. Mutlu yıllar Türkiye! Biz komandolar güçlüyüz, cesurum, şartlar ne kadar zor olursa olsun daima hazırız. Mutlu yıllar Türkiye, Katar'dan saygılarımızla. 2020 yılı acılarıyla, sevinçleriyle geride kalıyor. 2021 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Daha güzel yıllar, sağlıklı yarınlar ve barış sizlerle olsun. Yeni yılın kutlu olsun Türkiye. Güçlü ve bağımsız Türkiye'nin görünmez metalleriyiz. Güvenle, sağlıkla ve huzurla geçecek yeni bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar Türkiye. Mutlu yıllar Türkiye'm dedi. Yurt dışında özellikle görev yapan, yer yer zor şartlarda görev yapan ve görev aşkı onları ayakta tutan, memleket hasreti, aile hasreti çeken Mehmetçiklerimiz bizlere evet mutlu yıllar dedi. Biz de onlara aynı şekilde mutlu yıllar, güzel yıllar diliyoruz. Ve geçelim aşılama hadiselerine malumunuz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nden yılın son dakikalarında hani güzel bir haber geldi. Pfizer, BioNTech aşısını dünyadaki ilk, Dünya Sağlık Örgütü acil kullanım onayı alan aşı olduğunu duyurdu. Örgütten 2020'nin bitmesine saatler kala yapılan yazılı açıklamada Almanya'da Türk bilim insanı Profesör Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer işbirliğinde geliştirdiği COVID-19 aşısının acil kullanımına onay verildiği aktarıldı. Pfizer BioNTech aşısını onaylayan ilk ülke malum İngiltere olmuştu.
Ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da işte bu aşıya kullanım onayı vermişti. Avrupa İlaç Ajansı ve Avrupa Birliği Komisyonu da Pfizer aşısını 21 Aralık'ta onaylamıştı ve aşılamalar başlamıştı bu saydığım ülkelerde. Türkiye'mize de gelecek Pfizer BioNTech aşısı ve elbette ki Çin aşılarıyla beraber devrede olacak. Covid-19 aşısı başkent malum Ankara'da biliyorsunuz. İncelemede hali hazırda sürüyor. O inceleme bittikten sonra aşıların takibi için barkodlama işlemi yapılacak. Öncelik yaklaşık 1 milyon 60 bin sağlık çalışanının aşılanması. Bu değerlendirme uluslararası akredite bir laboratuvarda yapılacak. Bu bütün aşılar için geçerli. Yani sadece Çin aşısı için değil, Alman Amerikan aşısı da olsa, yerli aşı da olsa laboratuvarlarımızda değerlendirme yapılıyor. Covid-19 aşısı önce 2 hafta boyunca İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda incelenecek. Ardından barkodlanıp dağıtılacak. Aşıların şu süreç içerisinde barkodlanması söz konusu olacak. Yani hangi lot nereye gitti, Ankara'ya mı gitti, İzmir'e mi gitti, Elazığ'a mı gitti, onların da kodlaması yapılacak. Aylardır beklenen Covid-19 aşısı Türkiye'ye geldi. Depoda incelemeler sürüyor. İncelemeler bittikten sonra Ankara'dan tüm ülkeye dağıtılacak. Sadece Çin aşısı için değil, Alman Amerikan aşısı da olsa, yerli aşı da olsa laboratuvarlarımızda değerlendirme yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan da aşıların uygunluğu konusunda onay gelirse, faz 3 çalışmasında uygunluğu belli bir düzeyde çıkarsa aşılamalar ivedilikli uygulamaya geçecek. Öncelik sağlık çalışanlarının. Temizlik görevlisinden, güvenlik görevlisine, hemşireden teknisyene, hekime kadar çok uzun bir, geniş bir gruptan bahsediyoruz. Türkiye'de 1 milyon 60 bin kadar sağlık çalışanımız var. Sonra 65 yaş üzeri kronik hasta olan vatandaşlarımız. Sonra diğer 65 yaş üzeri vatandaşlarımız. Peki birden fazla farklı aşı olmanın faydası var mı? Ben A aşısını oldum, sonra bir de bunun üzerine B aşısının iki doz olayım demek doğru bir şey değil. Böyle yapılmasının hiçbir anlamı da yok açıkçası. Çünkü antikor bir kere oluştuktan sonra o antikor tekrar artar, beni korur demek yanlış olacaktır. Evet, Ocak ayı ortası itibariyle aşılamalar başlanacak. Elbette ki yaklaşık 1 milyon 60 bin sağlık çalışanı ve ardından da randevu oluşturulan 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız aşılanmaya başlayacaklar. Peki, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir acil servis hemşiresi aşı olduktan sonra yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Hemşirenin hastalığı aşıyı yaptırmadan önce mi yoksa sonra mı yakalandıysa an itibariyle belirsiz. Koronavirüs aşısı olduktan sonra Covid-19'a yakalanmak mümkün mü? Tüm dünyanın yanıtını aradığı bu soruyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber geldi. Kaliforniya'da yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Matthew W. Pfizer-BioNTech aşısının birinci dozunu yaptırdıktan 6 gün sonra kas ağrısı ve ateş şikayetleriyle doktora gitti. Covid-19 testi yaptırdı. Sonuç pozitifti. Uzmanlar hemşirenin aşıyı yaptırmadan önce virüse enfekte olmuş olabileceğine dikkat çekti. Aşı olur olmaz Covid-19'a karşı bağışıklık oluşmadığının da altını çizdi. Klinik denemelere göre aşının koruma sağlaması 10 ila 14 günü bulabiliyor. Üstelik ilk dozun koronavirüse karşı etkinlik oranı %50. Aşının virüse karşı %95 koruma sağlaması için ikinci dozun da yapılması şart. Koronavirüs aşılarının yeterli miktarda tedarikinin şu an için olmaması nedeniyle bazı ülkelerde iki doz yapılması gereken aşının birer dozla daha fazla sayıda insana yapılabilmesi gündeme gelmiş ama bilim insanları buna karşı çıkmıştı. Sanırım yılın ilk yangın haberini aktaracağız. Maalesef Hatay'dan bu görüntüler. Belen ilçesinde yeni yıl kutlamaları sırasında atılan havai fişek orman yangınına neden oldu. Hatay'dayız. Yangın Belen ilçesi Sarımazı otoban girişinde meydana geldi. İşte söndürme çalışmalarını da görmektesiniz. Cayır cayır yanıyor ormanlarımız. Yeni yılın kutlamaları için atılan havai fişeklerden biri ormanlık alanda bu şekilde yangına neden oldu. Fişeklerden biri ormanlık alana geldi ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına ilk müdahale Belen Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. İşte itfaiye yerlerinin çalışmalarını görüyorsunuz. Hatay Büyükşehir ve Orman İşletme itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yeni yılın ilk yangın haberi Hatay'ın Belen ilçesinden geldi. Bir kez daha tekrarlayalım. Geçmiş olsun diyoruz.
Ve özellikle son aylara damgasını vurmuştu. Ne? Sahte içkiden bahsedeceğiz. Son bir ayda sahte içkiden 7 kişi yaşamını yitirdi Bursa'da. Ve Bursa'da yılbaşı öncesi polis bir çiftliğe operasyon düzenledi. 10 ton sahte içki ele geçirilen çiftliğin sahibi gözaltına alındı. Polis Kestel ilçesindeki bir çiftlikte sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Çiftliğe baskın yaptılar. Barakaların alkol damıtma düzenekleriyle imalathaneye dönüştürüldüğü ifade edildi. İşte görmektesiniz sahte içkileri. Yapılan arabada şişelenen, fıçılanan ve tankların içinde bulunan toplam 10 ton sahte içki bulundu. Tanklardaki içkiler vidanjöre boşaltıldı. Çiftlik sahibi S.Ç.'de gözaltına alındı. Bir kez daha söyleyelim, Bursa'da geçtiğimiz ay sadece Bursa'da 7 kişi sahte içkiden dolayı yaşamını yitirmiş idi. Ve 2020 yılına damgasını vuran, 2020'nin son günlerinde maalesef yaşanan bir cinayetten bahis açıyoruz. Evinde boğazı kesildikten sonra yakılan akademisyen Aylin Sözer, bu vahşi cinayetten 2 gün sonra toprağa verildi. Akademisyen Sözer'in yakınları cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Öğrencileri fotoğrafını taşıdı. Kız kardeşi tabutuna kırmızı başörtüsü koydu. Yakınları ayakta duramadı. Aylin Hoca gözyaşları içinde toprağa verildi. İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan bir çocuk annesi Aylin Sözer, boğazı kesilerek öldürüldü. Eve ateşe verildi. Vahşice katledilen Sözer, kadına yönelik şiddetin son kurbanı oldu. Ailesi, meslektaşları ve öğrencileri Aylin Sözer'i son yolculuğuna uğurlamak için Maltepe 112 Evler Camii'nde bir araya geldi. Babası ve annesi ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından 48 yaşındaki Aylin Sözer, Gümüşsuyu mezarlığına defnedildi. Cenaze sonrası Sözer ailesi adına avukat Okan Göler açıklama yaptı. Dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Sanığın en ağır ceza alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim tarafımızdan herhangi bir şey açıklanmadığı sürece hiçbir bilgiye itibar edilmemesini rica ediyoruz. Boğazı kesiliyor, sonra yakılarak katlediliyor. Maalesef bu dünün değil, bugünün değil, günümüzün değil, haftanın, yılın değil, yılların bir sorunu. Ve geçtiğimiz yıl, yani 2020 yılı Aylin Sözer cinayetiyle de gördüğümüz üzere kadınlarımız için çok zor, hatta kapkara bir yıl oldu. Tam 397 kadın cinayet kurbanı oldu, katledildi. Habertürk Haber Merkezi yitirdiğimiz kadınların anısına 2020 yılında kadınların o yaşadıklarını derledi. İzleyelim. Neden yaptın? İşin niye öldürdün? Neden vurdunuz? We'll be right back.
Evet, kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz. Bir kez daha tekrarlayalım. 2020 yılında sadece 397 kadın, 397 anne ya da anne adayı bu hayattan koptu gitti, cinayete kurban gitti, katledildi maalesef. Allah'tan her birine rahmet dileyelim. Maalesef 2020 yılındaydı bu sadece. Bundan sonra ne olacak hep beraber göreceğiz ama sağlam bir siyasi irade gerekiyor durdurabilmek için bu cinayetleri. Alkollü direksiyona geçti, motokuryeye çarptı. Kovalamaca sonucu da yakalandı. Polis sürücüden kimliğini istedi. Sürücü ise her seferinde polisten cep telefonunu istedi. Polis kimliği almadan cep telefonunu vermeyi reddetti. Bakın kimlik nereden çıktı? Benim telefonumu verir misin? Ver kimliğini ver. Telefonumu ver, kimliğimi sana vereceğim. Kullandırma kendini, ver kimliğini. Kaçtı, yakalandı, polisin sabrını sınadı. Ehliyetini vermedi, polisi çileden çıkardı. Benim telefonumu verir misin abi sen bana? Araç anahtarını verir misin? Benim aracım yok abi. Ya benim şu telefonumu verin mi abi bana? Edirne'de bir sürücü kısıtlama saatinde sokağa çıktı. 1.84 promil alkolü olmasına rağmen direksiyona geçti. Polis denetimini görünce kaçmaya başladı. Motokuryeye çarptı. Aracından indi, yaya olarak kaçtı. Polis kovalamaca sonucu sürücüyü yakaladı. Ardından polisle sürücü arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Ya benim telefonumu verir misin? Ver kimliğini ver. Telefonumu ver, kimliğimi sana vereceğim. Kullandırma kendini, ver kimliğini. Benim bir zorluğum yok. Tamam, kimliğini ver o zaman. Benim kimliğim telefonumun arkasında. Benim telefonumu ver. Ben sana kimliği sana vereceğim. AD'nin daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Bu kez 11.145 lira ceza kesildi. Ehliyetine de 5 yıl el konuldu. Sivas'a gidelim. Bakın Sivas'ın, arkamda görüyorsunuz, Karayün köyünde bir kişi komşusunun yaptığı evin penceresinin kendi arazisine bakmasından rahatsız oldu. Doğal diyebilirsiniz. İki aile arasında işte bu nedenle bir anlaşmazlık yaşandı. Arsa sahibi sonunda buna çok ilginç bir çözüm buldu. Bakın ortaya nasıl bir görüntü çıkmış. Komşu evin penceresi arsasına bakıyordu. Bunu önlemek için beton direkler üzerine bir misafir odası yaptı. Altından yol geçen odayı ilk kez görenler şaşkına döndü. Yan komşuyla inatlaşma. Onun akabinde de işte yolu kapatmadan orayı değerlendirme. Bu ilginç görüntü Sivas'ın Karayün köyünden. 30 yıl önce komşu aile bir ev yaptı. Evin penceresi Kuru Göllü ailesinin arsasına bakıyordu. Bu durum Kuru Göllü ailesini rahatsız etti. Komşusuyla çözüme varamayan aile farklı bir yöntemle sorunu çözdü. Şu görmüş olduğunuz kısımda daha önce bir komşunun evi vardı. Şu gördüğünüz camlardan dolayı babamla yaşadıkları bir husumetten sonra böyle bir şey yapmaya karar verdik. Aradan uzun yıllar geçti. Komşunun evi yıkıldı. Ama Kuru Göllü ailesinin beton direkler üzerine inşa ettiği misafir odası dimdik ayakta. Yaklaşık 30 yıldır misafir odası olarak kullanıyoruz. Son birkaç yıldır da ardiye olarak kullansak da hala bize zarar vermeden işimize yarayan bir yer. Köye gelenler altından yol geçen odayı görünce şaşkınlık yaşıyor. Hatıra fotoğrafı çektirmeden de köyden ayrılmıyor. Ben kısa bir ara verelim, sonra buradayız yine. Aralık ayının başında Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Wuhan'da henüz ne olduğu belli olmayan bir salgın tehlikesi başladı. Gizemli bir solunum yolu rahatsızlığının ortaya çıktığı Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirildi. 2020'nin nasıl bir yıl olacağı yılın ilk günlerinde belli oldu. Yeni bir koronavirüs tespit edildi ve adına geçici olarak 2019-nCoV denildi. Virüs Türkiye'de de gündem oldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nu oluşturdu ve COVID-19 rehberi hazırladı. Çin'den gelen uçuşlarla ülkemize giriş yapan yolcuları termal kameralarla tarıyoruz. Virüsün ilk görüldüğü yer olan Çin'in Wuhan kenti hastalık nedeniyle karantinaya alındı. COVID-19 salgını nedeniyle Çin'de 17 kişi hayatını kaybedince Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk açıklamayı yaptı.
Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Çin'deki gerilim Türkiye'deki gerginliği arttırdı. Nevşehir'e gezmeye gelen bir turist kafilesinin grip olduğu anlaşıldı. Covid-19 dünyaya yayılmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. Türkiye 2 günlük bir operasyonun ardından 32'si Türk, toplam 42 yolcuyu Wuhan'dan Ankara'ya getirdi. 42 yolcu Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde 14 gün karantina altında kaldı. Çin'den gelen uçuşlar durduruldu. Virüsü tespit eden yerli kitler kullanılmaya başlandı. Koronavirüs kapıya dayandı. İran'da 5 kişi hayatını kaybetti. Türkiye, İran'da kara hudut kapılarını kapattı. İran'daki Türk vatandaşları Ankara'ya getirildi. Sınırlara sahra hastaneleri kuruldu. Bugüne kadar bu hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Ancak hastalığın komşumuz İran'da görülmesi önemli bir gelişme. Dünya Sağlık Örgütü virüsün risk seviyesini yüksekten çok yükseğe çıkardı. Umre ziyaretleri askıya alındı. Küresel salgınların bildiğiniz gibi kaçırılmaz tarafları var. Endişeyle beklenen açıklama 11 Mart gecesi geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece yarısı Türkiye'de ilk vakanın tespit edildiğini söyledi. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 5 saat süren zirve gerçekleştirdi. Türkiye ilk kısıtlamalarla bu görüşme sonrası tanıştı. Üniversitelerin yanı sıra ilkokul, ortaokul ve liseler tatil edildi. Askerlerin çarşı izinleri askıya alındı. Spor müsabakalarının seyircisiz olmasına karar verildi. Kamu çalışanlarının yurt dışı izinleri izne tabi kılındı. 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 30 Mart Pazartesi gününe kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Umre'den gelen bir yolcunun testi pozitif çıktı. Irak'tan gelen 57 Türk yolculu uçak İstanbul'a iniş yapmak istedi. İnişe izin verilmeyince uçak Ankara'ya yönlendirildi. Uçaktaki yolcular karantinaya alındı. Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye yolcu girişleri tüm hudut kapılarında durduruldu. Umre'den gelenler Ankara, Konya, Kayseri'deki öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Lokanta ve AVM'ler dışında diskotek, bar, gece kulübü gibi işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Kreşler tatil edildi. Sinema, düğün salonu, müzikli lokanta, kafe, nargile salonu, internet kafe, Luna Park, spor merkezleri gibi işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Camilerde toplu halde namaza ara verildi. Koronavirüsle mücadelemizde... Bakan Koca Covid-19 kaynaklı ilk ölüm haberini verdi. Sonraki günlerde hayatını kaybettiği açıklanan isimler arasında eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın da olduğu açıklandı. 4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Voleybol, basketbol, futbol federasyonları başkanımız. Tüm ligler süresiz olarak ertelendi. Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar akşam 21'de balkona çıkıp sağlık çalışanlarını alkışladı. Pazarlarda seçal dönemi bitti. Tezgahlar arasına mesafe girdi. Lütfen ürünleri elle değiştirmeyin. Maskesiz ve eldivensiz çalışmayın. Kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. 65 yaş ve üstüne dışarı çıkma sınırlaması getirildi. Asker uğurlama törenleri yasaklandı. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının faaliyetlerine ara verildi. Piknik ve mangal yasaklandı. Mecliste uzaktan çalışma düzenine geçildi. Üniversiteler uzaktan eğitime başladı. Kısa çalışma ödeneği için başvurular başladı. Market ve toplu taşımaya kişi sınırlaması geldi. Sosyal mesafeye uyun. Koronavirüs toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Okul tatili 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 maddelik yeni koronavirüs yol haritasını açıkladı. Üniversite sınavları ertelendi. Yurt dışına uçuşlar tamamen sonlandırıldı. Koronavirüs salgınının insan hayatını ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilediği son derece sancılı bir dönemden geçiyoruz. Biz
Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı kabinesi ilk kez video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Milli dayanışma kampanyası başlatan Erdoğan, 7 maaşını başladığını, bakanların da katkı yaptığını açıkladı. Biz bize yeteriz Türkiye'nin. 18 ildeki bazı köy ve mahalleler karantina altına alındı. Dünya Sağlık Örgütü, hasta değilseniz maske takmayın uyarısı yaptı. Hastanedeyim, bekliyorum. İstanbul Çap Hattı Fakültesi Profesörü Doktor Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 15 gün süreyle giriş çıkışlar yasaklandı. Kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı içinde getirmektir. Yani 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok. Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurduğunu açıkladı. İyileşen koronavirüs hastalarından alınan immün plazmanın ilk bağışı Kızılay'da gerçekleşti. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Karar gece 23 civarında geldi. Gece saatlerinde market ve pazarlara akın oldu. Tüm dış hat uçuşları 20 Mayıs'a kadar durduruldu. İstanbul'a deniz yoluyla giriş çıkış yasaklandı. AVM, akaryakıt istasyonları ve duraklarda sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğu getirildi. Hayat Eve Sığar mobil uygulaması hayata geçti. 59 ülkeden Türk vatandaşlarının ülkeye getirilme süreci başladı. 14 gün boyunca misafirimiz. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı verildi. 23, 24, 25, 26 Nisan tarihleri arasında ise 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı planlıyoruz. Çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı. İlk kez iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti. Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini açıkladı. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs gece yarısına kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 23 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla ücretsiz maske alınacağı duyuruldu. Şu anda koronavirüsle mücadelemizin ikinci döneminde yeni dönemin ilk günlerindeyiz. Birinci dönemde hedefimiz hastalığı kontrol altına almaktı. İkinci döneminde hedefimiz hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmak. Bu isim kontrollü sosyal hayattır. 31 Mayıs'ta celplerin, 5 Haziran'da da bedelli askerlikte yeni alımların 20 Haziran'da başlayacağı açıklandı. 23, 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacak. Vaka sayısı ilk kez 1000'in altına düştü. 65 yaş üstünün bir ay olmak kaydıyla memleketlerine gidebileceği açıklandı. Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldı. Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. 1 Haziran Türkiye'nin yeni normal süreci için milat oldu. Şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Kamu personeli işe döndü. Restoran, kafe gibi mekanlar, park ve bahçeler de açıldı. Bilim kurulu toplantısı ardından açıklama yapan Bakan Koca, sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta olmayacak dedi. 4 Haziran gecesi İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacağına dair açıklama yayımladı. Vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizde uygulanacağı ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını iptal etme kararı aldık.
Koronavirüsün ekonomiye etkisinin azaltılması için yeni istihdam kalkanı paketi açıklandı. İşverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz. Salgın öncesinden daha iyi istihdam rakamlarına ulaşmak için gayret edeceğiz. Pandemi sürecinin ilk merkezi sınavı gerçekleşti. Öğrenciler askeri öğrenci aday belirleme sınavına maskeyle girdi. Türkiye'nin COVID-19'a karşı bağışıklık oranını belirleyen antikor testleri araştırması başladı. Nikah törenleri başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk korona vakası görüldü. Meclisin basın koridorundaki bir çay ocağı çalışanında koronavirüs tespit edildi. 1.600.008. sınıf öğrencisinin katılımıyla LGS yapıldı. Sınav saatleri sırasında sokağa çıkma kısıtlaması vardı. 65 yaş üstü kişilerin turizm amaçlı seyahat belgesi alarak tatile gidebilmesine izin verildi. Salgının en geniş katılımlı sınavı olan Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu gerçekleşti. Sınav saatlerini içine alan 6 saatlik kısmi sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Avrupa Birliği, güvenlik kabul ettiği 14 ülkeye sınırlarını açtı. 14 ülke arasında Türkiye'nin yer almamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Hayal kırıklığına uğradık açıklaması yapıldı. Başkent'te 15 gün boyunca her türlü gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetler yasaklandı. Baroların gerçekleştireceği büyük savunma mitingi de kapsama alındı. Lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve benzeri işyerlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlama kaldırıldı. Koronavirüs tespit edilen tanı kitlerinin doğruluk oranı ile ilgili tartışmalar büyüdü. Sağlık Bakanlığı, tanı kitlerinin doğruluk payının %90 olduğunu açıkladı. Tüm dünyanın beklediği COVID-19 aşı çalışmalarında önemli gelişmeler yaşandı. Bilim kurulu üyeleri COVID aşısı için Kasım ayını işaret etti. Türkiye girişimlerde bulunuyor. Belki de bu aşılarda ilk elde edilecek aşılardan, belki de gönüllü olabileceklerle Eylül, Ekim, Kasım'da bizim ülkemizde de olabilir. Okullar salgın tedbirleri için hazırlıklarını arttırdı. Etkin denetimler için de polis, öğretmen, din görevlisi, hatta apartman yöneticisi gibi mesleklerden oluşan mahalle denetim ekipleri oluşturuldu. Ankara'da 65 yaş ve üzeri kişilerin düğün, cenaze, taziye, pazar yeri gibi toplu bulunan alanlara girmeleri kısıtlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılının zili çaldı. Ancak okullarda öğrenci sesi yoktu. Yeni eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitimle başladı. İlk dersimiz için heyecanlı mısınız? Evet. Böyle buruk başlamak kötü ama başlamak güzel. Covid hastalarının izolasyon süreleri 14 günden 10 güne düştü. İzolasyon süresi bitenlerin tekrar PCR testi yaptırmasına gerek olmadığı kararlaştırıldı. Maske takmak 81 ilde zorunlu hale geldi. Mekanlarda müzik yayınına kısıtlama getirildi. Bu gece saat 12'den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun kesinlikle ve kesinlikle veya muadilleri yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle müzikler de sona erecektir. Türkiye'de ilk kez COVID-19 aşısı denendi. Çin'de geliştirilen aşının faz 3 aşaması için ilk uygulama Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki sağlık çalışanlarına yapıldı. Okullarda yüz yüze eğitim başladı ama eksikti. 18 milyon öğrenci yerine 1 milyon okul öncesi ve 1. sınıf öğrencisi okullarına kavuştu. Pandemiyle mücadelede aylardır ter döken sağlık çalışanları saldırıya uğradı. Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yaşanan görüntülerde sağlık emekçileri kendilerini sedyeden bariyerlerle korudu. Koronavirüs tablosunun gerçeği yansıtmadığına dair iddialar gündeme geldi. Bakan Koca iddialara tepki gösterdi. Hasta vaka sayısıyla ilgili tartışmaları değerlendirdi. 2020 yılındayız. Hayatta olanı ölmüş gösteremeyeceğiniz gibi öleni de hayatta göstermeniz mümkün değildir. Altını özellikle çiziyorum. Tablodaki bütün veriler, bütün rakamlar doğrudur. Gizlenerek herhangi bir şey yapılmıyor. İstanbul için kırmızı alarm verildi. Test sonucu pozitif çıkan sağlık çalışanı sayısı 40 bini aştı. İstanbul'da son bir ay içindeki artış ortalama %50 oranında. Ankara'da son bir ayda azalma %60 kadar oldu, yani %40'a kadar, neredeyse üçte birine kadar inmiş durumda. Fakat son 3 günde
%4 gibi bir artışı görüyoruz. Salgının yaraladığı alanlardan biri de spor dünyasıydı. Türkiye Futbol Federasyonu maçlara %50 oranında seyirci alınsın kararı verdi ama sağlık dünyasından sert tepkiler geldi. Grip aşısı talepleri %20 arttı. Ancak grip aşısına ulaşımın kısıtlı olması vatandaşı tedirgin etti. Sağlık Bakanlığı çareyi öncelikleri belirlemekte buldu. Aşı alacaklar risk gruplarına göre belirlendi ve kimin aşı alabileceği e-nabız uygulamasında paylaşıldı. Başarılı bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in emekleriyle 2020 yılına yön veren aşının ilk denemeleri Türkiye'de gerçekleşti. Profesör Doktor Necmettin Ünal da ilk gönüllülerden biri oldu. Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdi. Aylardır süren hasta ve vaka sayısı tartışması son buldu. Turkuaz tabloda ilk kez günlük vaka sayısı açıklandı. Bir günde 28.351 yeni vaka olduğu ortaya çıktı. Bakan Koca, Türkiye'ye gelecek 50 milyon doz Çin aşısı için tarih verdi. Aralık ayında en az 10 milyon ama muhtemelen 20 milyon gibi temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon. Biz bu rakamları daha da arttırma gayret ve çabası içindeyiz. Kısıtlamalara çok geçmeden yenisi eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içi de kısıtlama yapılacağını açıkladı. Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları kesintisiz devam edecek. Ülkenin koronavirüs tablosu korkulan seviyeye geldi. Bakan Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası kötü tabloyu anlattı. Ülkemizde şu anda bundan önceki zirve olan Nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda %55 artış bulunmaktadır. Jandarma Astıbayı Sövüş Ramazan Özcan, Komando Tim Komutanı. Yeni yılda tüm Türkiye'nin ve Türk milletimizin yeni yılı kutlu olsun. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Duyar, yeni yılımızı tüm ülkemizde ve milletimize sağlıklı ve huzurlu günler getirmesini diliyorum. Recep Sekman Diyarbakır, bütün Türk milletinin yılbaşını canı gönülden kutluyorum. Üsteğmen Cavkaya, Kato Dağı'ndan başta ailem olmak üzere tüm sevdiklerime ve tüm Türk milletine iyi yıllar dilerim. Uzman Çavuş Abdullah Kum, Kato Dağı'ndan Türk milletine ve aileme mutlu yıllar dilerim. Efendim günaydınlar, bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2021'in ilk gün başlıyorundasınız. Güzel bir yıl olsun, şahane, sağlık dolu, tabii kazanç dolu ve elbette ki umut dolu. Affedersiniz, pandemiden uzak, koronadan uzak, Covid'den uzak bir yıl diliyorum herkese. Hem Türkiye'mizde yaşayan hem de yurt dışında yaşayan, memleket hasreti çeken, başta Mehmetçiğimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımıza güzel bir yıl dileyelim. Şimdi memleketin havasını şöyle bir aktaracağız. Yılbaşına nasıl girdik hep beraber göreceğiz. Avrupa'yı, Amerika'yı zaten biliyoruz. Çin, Wuhan özellikle biraz daha şen şakrak girdi. Peki koronavirüs kısıtlamaları altında 2021'e giren Türkiye'mizde caddeler, sokaklar nasıldı? Göreceksiniz şimdi İstanbul özelinde, aslında tüm Türkiye'yi size göstereceğiz. Evet, sokaklarımız ve meydanlarımız, evet, bu yıl maalesef boş kaldı. Türkiye yeni yıla, değerli dostlar,
sessiz sedasız girdi diyebiliriz. İşte görmektesiniz Taksim Meydanı, İstanbul sokakları bomboş kaldı. Burası da İstiklal Caddesi her yıl başında, her yeni yılda ki burası da evet Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. İşte buralar hep dolu doluydu, canlı canlı, cıvıl cıvıldı ancak bu yıl olmadı tabii ki tüm dünya gibi. Efendim İstanbul Boğazı'nda yapılan kutlamalar önceki yıllardan tabii dediğim gibi bir hayli farklıydı. Saat 21'de başladı biliyorsunuz kısıtlamalar, sokağa çıkma kısıtlaması. İşte bu nedenle vatandaşlarımız Türkiye'nin dört bir yanında yeni yıla evlerinde merhaba dediler. Dedik. Yeni yıl kutlamalarının İstanbul'daki alışık adresi, alışık olduğumuz adresi Taksim Meydanı burası. Ve maalesef ki efendim İstiklal Caddesi ile beraber boş kaldı. Polis ve zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne turistlerin de girişine izin vermedi. Onlar an itibariyle şu dakikalarda evet kısıtlamaları bitti turistlerin. Bu arada meydan ve çevresi Taksim Meydanı'ndan bahsediyoruz. Yaya ulaşımına kapatıldı. Sıkı güvenlik önlemi alındı. Bütün İstanbul'da, bütün Türkiye'de ve aşağı yukarı dediğimiz gibi bütün Türkiye işte bu sessizlikle yeni yıla hep beraberce merhaba dedik. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yeni yılın ilk gününde nabzı tutacağız. Fatma Dur Boylu ve Kübra Demir bizlerle beraber olacak. Evet öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Hem Kübra hem Fatma Nur uzun güzel bir yıl geçiririz umarım. Şimdi öncelikle Fatma Nur'a bir gidelim. Şimdi market, kasap gibi iş yerleri kepengini açtı. Acaba yeni yılın ilk gününde şu dakikalarda sokaklarda, caddelerde durum ne? Habertürk muhabiri Fatma Nur Boylu bize Beşiktaş çarşıdan anlatacak. Neler olup neler bittiğini Fatma Nur. Ne anlatacaksın bize yeni yılın ilk gününde? Sokaklar, caddeler nasıl İstanbul'da? Biz de mutlu yıllar dileyerek başlayalım. Yeni yılın ilk sabahında ilk yayınlar bunlar. Aslında daha hareketli görüntülerin olduğunu söylemek isterdik ama dün akşam 21'de başlayan o sessizlik bu sabah itibariyle de devam ediyor. Hasan Dönmez ekranlarınıza getiriyor. Beşiktaş çarşıdayız. Normal şartlarda burası İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri olurdu. Özellikle yılbaşı sonrası ya da normal zamanlarda hafta sonu ama görüyorsunuz kepenkler kapalı, sokaklar boş. Normal şartlarda işe giden insan sayısını da daha fazla görürdük ama şu an çok daha az görüyoruz. Sokak hayvanlarına kalmış durumda tam anlamıyla. Dün 21'de başladı sokağa çıkma kısıtlaması. Hem de yabancıları da kapsıyordu bu kısıtlama. O yüzden sabah 10'a kadar yani bulunduğumuz saate kadar turistler dahi çıkamıyordu. Artık bu saatten sonra turistler çıkabilmeye başlayacak ama tabii ki yılbaşı ertesi olduğu için saat 10 olmasına rağmen birçok kepengin de biz açılmadığını gözlemledik. Ama yine de seyircilerimize de hatırlatmakta fayda var. Yine bugün saat 10 ve 17 saatleri arasında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuryemişçiler açık olmaya devam edecek. Tabii insanlar evlerine yakın bölgelerdeki bu saydığım iş yerlerine gidebilecekler ya da işte telefonla internet üzerinden online şekilde de siparişlerini verebilecekler. Tabii hazır gıda da var. Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri de saat 20 ve 24 saatler arasında paket servisi yapabilecek. Ancak kısıtlama kapsamında saat 10 ve 24 saatleri arasında paket servis faaliyetlerin devam ettireceğini de söyleyelim. Bir yandan ekranlarınıza da getirelim. Çok ufak çaplı da olsa tabii hareketlilikler var. Bazı marketler kepenklerini kaldırdı. Hazırlıklarını yaptı. Gelecek müşterilerini bekliyor. Ama genel itibariyle ekranlarınıza biraz önce de getirdik. Yeni yıl sabahı çok çok sakin başladı. Bu çok alışılmış olan görüntüler değil. Dün akşam da çok sakindi. Meydanlar, sokaklar, büyük caddeler. Özellikle büyük şehirlerde bu daha da çok hissedildi. Çünkü bu sayılan önemli meydanlar, sembol haline gelen meydanlar özellikle çok kalabalık olurdu. Tabii turistler de olmayınca tam anlamıyla sessizliğe büründü. Konuşurken aslında sabah yayın öncesinde kendi sesimizi bile duyuyoruz, yankılanıyor. O kadar büyük bir sakinliğin olduğunu da söylemek mümkün. Ama yine de ihtiyaçları olan kişiler evlerine yakın bölgelerde saat 10 ve 17 saatler arasında yine gidebilecekler. Alışverişlerini yapabilecekler. Bunu da buradan tekrar hatırlatmış olalım. Aslında dün başladığını söylemiştik.
İstanbul'da bu yılbaşı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlar boş kaldı. Mega kentte sokaklar, caddeler sessizliğe büründü. Dışarıda sadece kolluk kuvvetleri vardı. Peki dün akşam neler yaşandı? Aslında onu da en güzel yine görüntülerle ekranlara getirmiş olabiliriz. Fatma Nur, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yıl diliyorum yeniden. Şıkır şıkır, fıkır fıkır olan daha evvelinden tabii İstanbul Beşiktaş'tan, çarşıdan bize anlattı son gelişmeleri Fatma Nur Boylu. Gün boyunca da Habertürk ekranlarında olacak. Bir kez daha iyi yıllar dileyelim. Şimdi gece boyunca 119.744 polis görev yaptı. Peki Kübra'ya dönelim. Kübra Demir'de kısıtlamalar devam ediyor malumunuz. İzni olmadan araçlarıyla trafiğe çıkanlar güvenlik güçleri tarafından da denetleniyor. Kübra nerede? Kübra Demir 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim noktasında görev yapan polislerimizin yanında. Kübra, bize neler anlatacaksın an itibariyle? İstanbul'un en hareketli yerlerinden birindesin aslında. Hareket var mı gerçekten? Murat Güloğlu, gece boyunca çalışan polislerin mesaisi halen devam ediyor. Çünkü denetimler an be an sürecek. 80 saat boyunca, kısıtlama boyunca o denetimler sürecek. Biz de o denetimlerin gerçekleştiği bir noktadayız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yüz. Fatma Nur Boylu Beşiktaş Çarşı'dan bildirdi. Çok sakin dedi. Kendi sesimizi bile duymak mümkün dedi. Köprü İstanbul'un ara sokaklarına göre biraz daha hareketli. Çünkü Anadolu yakasından Avrupa yakasını geçmek isteyenler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmak istediklerinde işte bu denetim noktasıyla karşılaşıyorlar. Denetimler gerçekleştirildiği için de biraz araç kuyruğu var. Ama tabii bu araç kuyruğu geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamalarda gördüğümüz manzarayla aynı değil. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Çünkü yılbaşının hemen ertesi olduğu için, yeni yılın ilk günü olduğu için insanlar henüz evlerindeler. Daha yeni uyanmaya başladılar. O yüzden şehir geçtiğimiz haftaki kısıtlamalara göre biraz daha sakin. İşte polis ekipleri de bir yerden bir yere gitmek isteyen insanların kısıtlama kurallarına uyup uymadığını denetlemek için de denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Her araç tek tek durduruluyor. Taksiler durduruluyor. İçindeki yolculara kimlik soruluyor. Araçlardaki kişilerin neden dışarıda olduklarına dair bir belge kendilerinden isteniyor. Biraz böyle Okan Bıdıklı'yla birlikte gelelim. Vatandaşlara, İstanbullulara soralım. Onlar nereye gitmeye çalışıyorlar diye. Efendim, merhabalar, iyi yıllar. İyi yıllar. Nereye gidiyorsunuz? İş yerine çalışıyorum bugün. Kısıtlamadan muafsınız sanırım. Belgemizi evet, evet, belgemi gösterdim. Kaç denetim noktasından geçtiniz? Denetimler sürüyor çünkü. Burada da denetim. Bu ikinci denetim oldu. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim size de, iyi çalışmalar. İyi yolculuklar, çok sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi her kişi bir evrak göstermek zorunda. Aslında biz kısıtlama kurallarına alıştık. Ancak hala kısıtlama ihlal etmeye çalışanlar var. Teşekkür ediyoruz size de, iyi çalışmalar. Bir taksi de boş bir şekilde buradan geçti. İçinde yolcu olmadığı için durdurulmadı tabii ki. Dediğimiz gibi İstanbul'un birçok noktasında, özellikle ana güzergahlarda polis ekiplerinin mesaisi devam ediyor. Kısıtlamanın ihlal edilmemesi için de bütün araçlar tek tek durduruyor Murat Güloğlu. Kübra Demir, çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha senin de yeni yılın kutlu olsun. Güzel bir yıl olsun hepimizin ortak dileği bu. İyi çalışmalar diliyorum. Gün boyu Habertürk ekranlarında olacaksın sen de. Peki, evet, Kübra Demir'den ve Fatma Nur Boylu'dan aldık İstanbul'da en azından an itibariyle nelerin yaşandığını değerli dostlar. Bu arada dikkatinizi çekmiştir. Gece boyunca İstanbul'da bir yağış da söz konusuydu. Hani barajlarımız açısından da son derece güzel bir haber. Tabii biraz da kar bekliyoruz. En azından İstanbullular güne, yeni yıla yağmurla uyandılar. Peki efendim, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir telefon görüşmesi yaptı. Ne Trump'la ne Putin'le, bunların hiçbiri önemli değil. Mehmetçiğimize seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 3000 metre rakımda bulunuyor biliyorsunuz. Belbuka Kalekol Üst Bölgesi Komutanlığı. Ve burada görev yapan Mehmetçiğimizin yeni yılını kutladı Cumhurbaşkanı. Van Çatak, Belbuka Tepe Karakolu'nda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aradı. Erdoğan ve Mehmetçiğimize seslendi, onların yeni yılını kutladı. 2020 yılını geride bıraktık ve şu anda 2021 yılına girmiş bulunuyoruz. 2020 bizler için gerçekten çok çok sıkıntılı bir yıl oldu. Özellikle koronavirüs sıkıntılarını yaşadık. Birçoklarımız yakınlarını kaybetti. Birçoklarımızın yakınları şu anda hasta yatağında.
Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hasta yatağında olanlara Rabbimden şifalar diliyorum. 2021 yılını temennim odur ki inşallah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde yaşar ve ülkemizin de geleceği için çok daha güçlü bir yıl olarak inşallah sürdürürüz. Ve sizler bu bölgede terörle mücadelede özellikle çok büyük bir mücadele verdiniz. Ve jandarmalarımız olarak hakikaten bu sınır boylarında bizler için hep güven kaynağı oldunuz. Bundan dolayı başta generalimiz, komutanlarımız üzere tüm erbaş, uzman çavuşlarımızı hepsinin şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun inşallah. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 yılına girerken yaptığı en önemli bir telefon konuşmasıydı. Sayın Süleyman Soylu'nun da Van Çatak Belbuka Tepe Karakolu'nda Mehmetçiğimizle yeni yılı karşıladığını buradan anlamış olmaktasınız. Peki özellikle kışlalarında, hudut karakollarında ve yurt dışında görev yapan, zorlu şartlarda görev yapan güvenlik güçlerimizin yılını ayrı bir şekilde kutlayalım. Herhalde 2020 deyince en çok bu ismi telaffuz ettik. Hangi isim? Evet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismini. Yeni yılın ilk dakikalarında o da 112 çalışanlarına telsizden seslendi. Fahrettin Koca, canla başla çalıştınız. 112 acil çalışanları olarak üzerinize düşen sorumluluğu hakkıyla yapma noktasında üstün gayret gösterdiniz. Bütün vatandaşlarımız sizin bu gayretlerinizle, evet, bu gayretlerinize şahit ifadesini kullandı Bakan Koca. 112 acil çalışanları nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza hayırlı mesailer diliyorum. 2021 yılının ülkemize, milletimize ve insanlığa huzur, sağlık ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Özellikle 2020 yılında bütün dünya salgınla mücadele etme noktasında bir ve beraber olarak bir hedef doğrultusunda hareket etmek durumunda kaldı. Bütün dünyanın hedefi salgını sona erdirmek şeklinde oldu. Ama 2020 yılı salgının bittiği yıl olmadı. Umarım 2021 yılı salgını bitirdiğimiz yıl olur. Özellikle canla başla çalıştınız. 112 acil çalışanları olarak üzerinize düşen sorumluluğu hakkıyla yapma noktasında üstün gayret gösterdiniz. Bütün vatandaşlarımız sizin bu gayretlerinize şahit. Ben gayretlerinizi, çabanızı, canla başla çalışmalarınızı çok yakinen biliyorum. Özellikle birçoğunuz ailelerinizden ayrı kaldınız. Evlerinizden ayrı kaldınız. Anne babalarınızdan ayrı kaldınız. Bu yeni yılın salgının bittiği yıl olmasını temenni ediyorum. Sağlığın güvencesi yine biz sağlık çalışanları olmaya devam ediyor olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Nezdinizde bütün sağlık çalışanlarımızın 2021 yılını hayırla geçirmelerini temenni ediyorum. Evet, Sağlık Bakanı'nın temellerine biz de katılıyoruz. Özellikle tabii canla başla, fedakarca, özverili bir şekilde koronavirüsle mücadele anlamında en ön safta yer alan sağlık çalışanlarımızın yeni yıllarını kutluyoruz. Ailelerinin özellikle, onlar zor bir yıl geçirdi ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız da var maalesef. Allah'tan rahmet dileyelim onlar da. Dediğim gibi Sağlık Bakanı yeni yılda
ona da yine çok önemli görevler düşecek ama 2020 yılında en çok adını telaffuz ettiğimiz bakanlardan biriydi. Peki Türkiye'mizde yeni yıl bu şekilde kutlandı. Sessiz, sedasız evlerde. Peki Avrupa ülkelerinde ne oldu? Berlin'e bakalım, Paris'e bakalım, Londra'ya bakalım. İşte yeni yıla koronavirüsün kısıtlamaları altında girdi Avrupa Birliği'de. Avrupa ülkeleri de daha doğrusu. Burası Almanya'nın başkenti Berlin'deki Brandenburg Kapısı. Malum orada her yıl yüz binlerce kişi katılıyordu yeni yıl kutlamalarına. Kısıtlamalar nedeniyle olmadı. Sadece havai fişek gösterisiyle yetindi Berlinliler. Burası neresi efendim? Paris. Ve Paris'te Eiffel Kulesi'ni görmektesiniz. Yine şıkır şıkır olur. Şanzelize özellikle. Orada da havai fişek gösterisi de yapılmadı. Sokaklar bomboş kaldı. Sadece ışıklandırmaları görmektesiniz. Ülke genelinde denetlemeler yapmak için tam 100 bin polis ve jandarma görev gerçekleştirdi. Ülkede kutlamaların önünü geçebilmek için yılbaşı gecesinde alkol satışı da yasaklandı. Burası da Londra. Evet, İngiltere'nin kalbinin attığı Londra'da da durum farklı değil. Kısıtlamalara uyulması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ülkede halk yeni yılı evlerinde karşıladı. Virüsün daha hızlı yayılan türünün etkisiyle günlük vaka sayısı neredeyse 60 bin. Can kayıpları da 100 bin, affedersiniz, bine ulaşmış durumda. İngiltere'de herhangi bir toplu yeni yıl kutlaması gerçekleştirilmedi. Yasağa rağmen yaklaşık 300 kişilik bir grup eğlence düzenlemek üzere toplanınca polis gruba müdahale etti ve Londra'nın simgesinden Golden Eye'i görmektesiniz. Evet, Brandenburg kapısında dediğim gibi Berlin'de de sessiz sedasız bir yeni yıl söz konusu idi. Peki yeniden Türkiye'mizdeyiz. Az evvel yeni yılın ilk yangınını aktarmıştık size. Hatay'dan, Belen'den biz ulaşmıştı. Bu da İstanbul'dan, Tuzla'dan canlı canlı sizlerle paylaştığımız bir yangın haberi maalesef. Bir fabrika burası ve fabrika bahçesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye eri de, itfaiye de güvenlik güçleri de müdahale ediyor bu yangına. Tuzla'dan bir fabrikadan bize ulaştığı yeni yılın evet ilk saatlerinde yaşanan bir fabrika, gün ışığında daha net görülüyor değerli dostlar, bir yangın bir fabrikada çıktı, bir fabrika bahçesinde çıktı ve yağmur olmasına rağmen nispeten şu anda maalesef yangın tüm hızıyla devam ediyor. İtfaiye ekipleri de müdahale etmekte yangına, hem Tuzla'dan hem Gebze'den hem de çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinden bahsediyoruz. Şu anda evet bir ambalaj fabrikası da olabilir. Ama görünen o ki yangın nispeten kontrol altına alınmış durumda ama organize sanayi de orada malumunuz. Tuzla'da bir fabrikadan çıkan yangından detayları aktarıyoruz. Yeni bilgiler ve görüntüler oldukça sizlerle paylaşacağız. İtfaiye müdahalesini de an itibariyle sürdürmekte. Evet, saatimiz 10.17'yi gösteriyor. Tüm Türkiye'ye ve elbette ki yurt dışında yaşayan arkadaşlarımıza, izleyenlerimize günaydınlar diyelim. Güzel bir yıl olsun derken Dünya Sağlık Örgütü'nden 2020'yi kapatırken son dakikalarda, son saatlerde bir haber elimize ulaştı. Nedir o efendim? Pfizer BioNTech aşısının dünyada ilk DSÖ acil kullanım onayı alan aşı olduğunu duyurdu örgüt. Efendim, Dünya Sağlık Örgütü'nden 2020'nin bitmesine saatler kala yapılan yazılı açıklamada Almanya'da Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, evet, biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer işbirliğinde geliştirdiği COVID-19 aşısının acil kullanımına onay verdiği aktarıldı. Pfizer BioNTech aşısını onaylayan ilk ülke biliyorsunuz İngiltere olmuştu ve 7 Aralık'ta aşılamalar başlamıştı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri, onlar da 14 Aralık'ta aşılamaya başlamışlardı ve Kanada'da bu aşıya kullanım onayı verilmişti. Avrupa İlaç Ajansı ve Avrupa Birliği Komisyonu da Pfizer aşısını 21 Aralık'ta onaylamış. Geçtiğimiz pazar günü, yani 27 Aralık'ta aşılamalara başlamışlar idi. Ve evet, Dünya Sağlık Örgütü'nden acil kullanım onayını alan
ilk aşı olduğu da duyuruldu. Hayırlı uğurlu olsun. Ülkemize de gelecek biliyorsunuz Pfizer-BioNTech aşıları. Ve geçtiğimiz yıldan bahsedelim. Geçtiğimiz yıl neydi? Evet, bir pandemi yılıydı. Yeni yıla girerken hızlanan aşılama çalışmaları ise normal hayata dönebileceğimiz umudunu arttırıyor. Umarım, inşallah öyle olur ancak. BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den çok önemli bir uyarı var. Ne diyor Uğur Şahin? Covid önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacak diyor. Dünyada koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı. Aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte herkesin aklında tek bir soru var. Hayat ne zaman normale dönecek? BioNTech CEO'su Uğur Şahin sanal ortamda düzenlediği bir basın toplantısında bu soruya yanıt verdi. Normalin yeni bir tanımına ihtiyacımız var diyen Şahin, koronavirüsün önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacağını söyledi. Şahin, ilerleyen yıllarda daha fazla salgınla karşılaşabileceğimiz konusunda ise uyardı. Aşıyı gördükten sonra... Dünya Sağlık Örgütü de 2020 yılının son basın toplantısında benzer bir uyarıda bulundu. Buna göre dünya gelecekte koronavirüsten daha da büyük salgınla karşı karşıya kalabilir. Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, pandemiyi bir uyarı alarmı olarak nitelendirdi. Gelecekte daha da şiddetli olabilecek bir şeye karşı hazırlanmalıyız dedi. Evet, Covid 10 yıl boyunca bizimle kalacak diyor Uğur Şahin. Aşılamalara imza atan Pfizer, BioNTech aşısını imza atan Türk bilim insanı. Peki acaba nasıl kalacak? Mutasyonlara uğrayarak mı yoksa grip olarak mı? Hep beraber onu da göreceğiz ama bu yılda özellikle tedbiri elden asla ve kata bırakmayalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii bu arada pandemi yılı dedik ya, sürekli olarak yeni ürünler de yeni buluşlar da ortaya çıkmakta. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirket salgın sürecinde sosyal mesafeyi koruyabilmek için özel bir kazak tasarlamış, göreceksiniz. Efendim kazağın üzerinde düşük çözünürlüklü 4 termal kamera bulunmakta. Sıcaklığa duyarlı bu kameralar ve bu kameralar sayesinde 2 metrelik sosyal mesafe ihlal edildiği an kazaktaki LED ışıklar yanıp sönüyor ve alarm zilleri çalıyor. Bu kazak hem sevdiklerinizle buluşmanız hem de sosyal mesafenizi korumanız için birebir. If Simply Safe Home Security can protect your home, Amerikalı güvenlik şirketi Simply Safe, koronavirüs salgınına karşı hayati önemdeki sosyal mesafeyi koruyacak bir kazak geliştirdi. Mavi renkteki kazağın üzerinde düşük çözünürlüklü 4 termal kamera bulunuyor. Sıcaklığı hesaplayarak kazağı giyen kişiye yaklaşanları algılıyor. 2 metrelik sosyal mesafe ihlal edildiğinde kazaktaki LED ışıklar yanıp sönüyor ve alarm çalmaya başlıyor. Kazan gördüğü ilgiden memnun olan şirket, farklı modelde kazak giymek isteyenleri de unutmadı. Farklı kazaklara sistem entegre edilebiliyor. Devam ediyoruz. Bir sorunumuz var ve yakın zamanda en az pandemi konuşacağımız kadar, konuştuğumuz kadar bu konuyu da konuşacağız. Kuraklıktan bahsediyoruz ve kuraklık Sapanca Gölü'nü de etkilemiş durumda. Gölgedeki su seviyesi 2,5 metre düştü neredeyse. Su 20 metre çekildi. Sahile kıyısı olan binalar artık sahil kenarında değil. Uzmanlar seviyenin 30 metrenin altına inmesi durumunda Sapanca Gölü'nün sadece insani amaçla kullanılmasına öncelik verilmeli diyorlar. Su 20 metre çekildi. Öyle ki göle kıyısı olan binalar artık göl kenarında değil. Sandallar da karaya oturdu denilse yeri var. Burası Sakarya'daki Sapanca Gölü. Gölün su seviyesi kuraklık nedeniyle 2,5 metre birden düştü. 32,5 metreden 30,34 metreye geriledi. 30 metre altına inmeye başladığında artık Sapanca Gölü'ndeki suyun sadece insani tüketim amaçlı kullanılmasına öncelik verilmesi gerekiyor. Öncelik verilmeli çünkü Sakarya'nın içme suyu da bu gölden karşılanıyor. Kocaeli'nin suyunun %15'i de.
pandemi sürecini de göz önünde bulundurduğumuzda ilimiz içinde artan hem nüfusumuz artıyor hem de kullanım miktarımız artıyor. Bunlar artı etki gösterirken yağışların azalması ve küresel sıcaklığın da artmasıyla beraber o da eksi yöne doğru bir ilerleme kaydediyor. Ve böylelikle havzamızın üstünde çok ciddi bir su stresi oluşmuş vaziyette. Ateş bir an önce eylem planları harekete geçirilmeli diyor ve ekliyor. Tarım alanlarında doğru sulama tekniklerine geçilmeli. Varsa su kayıp ve kaçakları önlenmeli. Su tasarrufu yapılması teşvik edilmeli. Özetle su bilinci oluşturulmalı. Evet, Sapanca Gölü'nden detayları gördük. Dediğim gibi pandemi kadar konuşacağız önümüzdeki yıl kuraklığı ve bu arada Bursa'daki barajlar da alarm vermekte. 3 aylık su kaldı. Ortalama doluluk %24'e düşmüş durumda. Doğancılar Barajı'nda son durumu gazeteci Kübra Ulutaş'tan alacağız. Kübra, öncelikle iyi bir yıl diliyorum sana da. Neler anlatacaksın barajların son durumu hakkında? Murat Güloğlu, herkese iyi yıllar dileyerek başlayalım. Bursa'da kuraklık sorununu konuşuyorduk ki yayından bir saat öncesine kadar beklenen bir yağış şu anda hızını arttırarak kent merkezindeki hızıyla birlikte bulunduğum bölgede de devam ediyor. Bursa'ya takriben 25-30 kilometre merkeze uzaklıktayım. Doğancı Barajı'ndayım. Burası kente can suyunu veren baraj. Hemen elimdeki rakamları paylaşacak olursam Doğancı Barajı'nda doluluk oranı %29, Nilüfer Barajı'nda ise %5 seviyesine düşmüş durumda. Biz size şimdi gösterelim. Rakamlar 30 Aralık tarihine ait, 2020 tarihine ait. Çok değil, sadece 2-3 yıl evvel aynı tarihlerde bu oranları biz %50, %60 hatta %80'e kadar telaffuz ederdik. Ancak bu sene için Bursa'da yağış ve baraj durumu gerçekten zor seyrediyor. Peki sebebi ne? Biliyorsunuz yağışlar gecikti, ülke çapında gecikti. Daha dün Bursa'da oldukça sıcak bir hava vardı. Bu rakamlara göre ise Bursa'nın sizin de söylediğiniz gibi 3 ay yetebilecek kadar ortalama suyu var. Devlet Su İşleri verilerine göre son 30 yılın en kurak yılını geçiriyor Bursa. Son 100 yılınsa en kurak 5. kış mevsimini yaşıyoruz bu mevsimde. Buna rağmen 2020 yılında herhangi bir su kesintisi yaşanmadı. Vatandaşlara su verildi. Bursa'da son 30 yıl içerisinde hiçbir şekilde kuyu takviyesi yapılmazken bu yıl yaşadığımız kuraklık nedeniyle kış boyu devam etmesi nedeniyle de 2019 yılı sonu ve 2020 yılında 75 tane yeni su kuyusu açıldı. Yani normal şartlarda hiçbir yağış olmazsa bile şu anda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı rakamlara göre 75 günlük suyumuz var. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Kestel'de bulunan Gölbaşı'nı da sürece dahil etmek gibi bir planı var. Ama asıl hedef Çınarcık Barajı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Çınarcık Barajı'nı da devreye almak istediklerini, bir proje geliştirdiklerini aktardı dünkü görüşmemizde. 4 tane depo ve arıtma tesisiyle o suyun, Çınarcık'taki suyun Bursa'ya ulaştırılması planlanıyor. Eğer proje gerçekleşirse bu arkamızdaki Doğancı Barajı Bursa'daki Nilüfer Barajı'na bir baraj daha eklenmiş olacak. O da Çınarcık Barajı olacak. Bunun yanı sıra kısa süreli takviye planları da var elbette ama en önemli iş burada belediyenin çalışmaları yanı sıra aslında vatandaşa da düşüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, panik yapmayın, suyumuz var ama lütfen tasarruf çağrılarımıza kulak versin Bursalılar dedi. Billboardlar asılıyor Bursa merkezine, farklı noktalara. Tasarruf edelim, suyumuzu dikkatli kullanalım diye. 3 milyonu aşan bir nüfustan bahsediyoruz. Eğer vatandaş da bu kurallara riayet eder ve yağış bu şekilde devam ederse sanıyorum kuraklık riski yerine daha iyimser bir tabloyla karşılaşmamız da an meselesi. Ama dünyadaki tabloya, Türkiye'deki tabloya bakacaksak da tasarruf zaten bundan sonra yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olacağı benziyor. Murat Güloğlu. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Kübra Ulutaş bize aktardı. Nereden? Bursa Doğancılar Barajı'ndan bir kez daha iyi yıllar diliyoruz kendisine. Peki efendim, şimdi gördünüz Kübra'nın anlattıkları aslında sadece Bursa için değil tüm Türkiye genelini de kapsayan bir durum. İstanbul için de aynı. Her ne kadar yeni yıla yağışla girmiş olsalar da umarız ki yıl boyu devam eder bu yağış. İtfaiye, yangın
birazdan geçeceğiz. Yağmurla beraber kar yağışı da beklemekteyiz. Peki az evvel bir yangın haberini aktarmıştık. Tuzla'da çıkmıştı, işte görmektesiniz. İtfaiye ekipleri halihazırda çalışmalarını, söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yağış var idi az evvel ama durmuş durumda ve Tuzla'da serbest bölgede bir fabrikada yangın, çıkan yangından görüntüleri görmekteyiz. Değerli dostlar, bir taraftan da itfaiye kontrol altına almakta sadece Tuzla Belediyesi'ne ait değil, Gebze'den ve çevre il ve ilçelerden gelen yangın ekipleri, itfaiye ekipleri yangına müdahaleyi sürdürüyor. Nispeten kontrol altına alınmış bir durumda bu yangın. Hangi fabrika ve zararın ne durumda olduğu ilerleyen dakikalarda yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkacak. İlk yangını size aktarmıştık 2021 yılına girerken Hatay'dan, Belen'den çıkmıştı. Bir yangın haberi aktarmıştık gecenin saatlerinde. O da söndürme çalışmaları halihazırda devam etmekteydi ve Tuzla'dan bize ulaştı. Bir yangın, işte görüyorsunuz, bir fabrikada, fabrika bahçesinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Gördüğümüz kadarıyla da nispeten söndürülmüş durumda. Kolaylıklar diliyoruz onlara da. Evet, saatimiz 10.30'u gösteriyor. Dediğimiz gibi 1 Ocak tarihindeyiz. Güzel bir gün olsun hepimiz için, güzel bir yıl olsun. Peki şimdi bir anaokulunun bahçesine gideceğiz ama bu bahçe görmeye alıştığımız bahçelerden değil. Bu bahçede çocuk oyun alanlarının yerinde filizlenmiş fidanlar var. Çünkü hedef okul bostanları projesi kapsamında çocuklarımızı doğayla bütünleştirebilmek. Yumurtanın içine toprak dolduruyorum. Sonra ne yapacaksın o toprağı? Tohum ekeceğim. Bana ne yaptığını anlatabilir misin lütfen? Çukur kazıyorum. Neden çukur kazıyorsun? Çünkü saksılara ekmek için. Sonra ne yapacaksın peki? O saksılarda ne var? Sulayacağız onları, sonra yiyeceğiz. Kimi tohum çimlendiriyor, kimi fideleri toprağa dikiyor. Çocuklar kentin merkezinde tarım öğreniyor. Çocuklara şehirde de olsa tüm bu etik ve sürdürülebilir temellerin uygulanabileceğini göstermek istiyoruz bu dersin içeriğinde. Dünyaya saygılı olmak, insana saygılı olmak ve ürettiğimiz şeylerin fazlasını paylaşmak üzerinden. Permakültür ilkelerinden ilham aldılar, okul bahçelerini bostana çevirdiler. Şehirde büyüyen çocukların doğa ve gıda ile kopma noktasına gelen bağını güçlendirmek amacıyla anaokulu öğrencilerini toprakla buluşturdular. Projenin adı Okul Bostanları. Amaçsa çocukları doğayla bütünleştirmek. İlk önce tohumları çimlendiriyoruz çocuklarla beraber. Bunun için yumurta kabuklarını kullanabiliyoruz. Bu çimlendirmelerden sonra toprağa onları aktarıyoruz. Bu süreçte bütün o tohumun aşamalarını görebiliyorlar. Sonrasında fideler ekiliyor. İşte o can suyu, fidenin büyüme süreci. Sonrasında hasat etme kısmı var. Bir yandan da doğal kaynakları korumayı öğreniyorlar. Sürdürülebilir sistemi uygulamaya çalışıyoruz. Bunun içinde kompost var, bunun içinde yağmur suyunu biriktirmek var. Bunun içinde kendi toprağımızı üretmek var. Yani çocuklar tüketmeyi değil, türetmeyi öğreniyor. Türetici olmak, tüketici olup aslında satın aldığınız her şeyin kimin tarafından, nerede ve nasıl yetiştirdiğini bilerek tercih eden insanlar. Bizim istediğimiz dünyayı kurmak da böyle mümkün olacak. Toprağa dokunarak büyüyen çocuklar hem çevreye daha duyarlı oluyor hem de sürdürülebilir yaşam konusunda bilinçleniyor. Permakültürle tabii ki çocukların doğayla olan bağları çok daha fazla gelişti. Daha paylaşımcılar tabii ki. Daha empati kurabiliyorlar. Diğer canlıların da yaşadıklarını ve bu yaşam alanını beraber paylaştığımızı fark ediyorlar. Evet, şahane bir haber değil miydi? Efendim, 2020'yi biliyorsunuz. Nihayetlendirdik, sonlandırdık, gitti o. Ve 2021'in ilk günlerindeyiz, ilk saatlerindeyiz. Gün başlıyor, hep beraber paylaştım sizlerle. Bitiriyoruz bugün ama güzel bir yıl diliyorum. Habertürk'te kalmanız umuduyla güzel bir, sağlıklı ve bol kazançlı güzel bir sene diliyoruz hep beraberce. Gün başlıyor burada. Evet, bitiyor. Yarın hafta sonu pazartesi yine Muharrem Sarıkaya ile beraber karşınızda olacağız. Dilerseniz 2020'ye damgasını vuran Anadolu Ajansı fotoğraflarıyla şöyle bir 2020 yılına, geçen yıla şöyle bir göz atalım. Gün başlıyor da nihayetlendirelim. Hoşçakalın.